İyi akşamlar sevgili seyirciler saatlerimiz 21'i gösteriyor CNN Türk ekranlarında gündem özelle karşınızdayız. Öyle heyecanlı bir giriş yapalım dedik ilk cümleden de böyle şeyler müzikler gelsin diye. Bu akşam umut ediyorum ki hakikaten çok keyifli bir sohbet olacak. E, o sohbeti keyifli olmasını sağlayacak olan da ben değilim elbette ki. Ama sevgili konuklarım var. Her birini zaten daha evvelden belki yıllar evvelinde yaptığımız gündem özel programlarından, yani yıllar evvel dedim geçen sene yaptığımız programlardan yakından hatırlıyorsunuzdur. Ben hiç lafı uzatmayayım. Önce konuklarımı takdim edeyim. Müfit Can Saçıntı, senarist, yönetmen. Miftah abi hoş geldiniz ben, ben, çok ben, teşekkür ben. ederim. Eksik Özellikle. olmayın. Ayağınıza sağlık. <laughs> Tanıtmama gerek yok herhalde Miftah abi zaten Türkiye'nin en e, sevdiği isimlerden bir tanesi. Esnaf. Gittiği her yerde güler yüzle karşılanan, insanları gülümseten, e, ben onlara e, tanrının özel çocukları diyorum. İnsanları hmm. güldürebilenlere hakikaten bir e, bambaşka bir yerde olmaları ya gerek. Çok teşekkür ediyorum. Sorularınla değil, tanıtımlarınla terletiyorsun. İşte tamam. başta böyle bir şey yapayım, <laughs> beklentiyi yükselteyim. <İşte gülüyor> yukarıya doğru çıksın ki sizi biraz zorlayalım bugün diye. işin esprisi tabii ki. Çok teşekkür ediyorum. Bora Ercan, Yoga Eğitimini Zihin Günleri Koordinatörü. Bora Ercan da hoş geldiniz. Öncelikle hoş onu söyleyeyim. Onu da hatırlarsınız bizim programlarımızdan. Gene hayat, denge, huzur gibi konuları konuştuğumuz yani insan hallerine dair konuları konuştuğumuz programlarımız da konuğumuz olmuştu daha evvelinde. Uzunca bir ara girdi ama olsun. Yeniden Niye sizi beğeniriz? görmek çok güzel. Çok teşekkür evet. ederim Bora Bey. Doçent doktor Korkut Ulucan, genetik uzmanı Marmara Üniversitesi öğretim üyesi. Korkut hocayı zaten tanıyorsunuz. Yani bizim programlarda olmadığı zamanlarda ne kadar mutluyuz ki başka kanallarda da benzer popüler bilim programları yapılıyor, yapılmaya başlandı. Oralarda da ara ara gördük. Özledik. Biz de işte böyle yapmışken programımızı yeniden bir merhaba diyelim. Eski günleri yad edelim Merhabalar, istedik. Merhabalar çok teşekkürler. şimdi Çok e, önemli bir başlık aslında konuşacağımız konu bugünkü e, programımızda. Hepimizin yani hayatın hangi noktasında olursak olalım, yaşımız kaç olursa olsun, ne iş yapıyor olursak olalım, sosyal e, durumumuz, kültürel durumumuz, toplumsal durumumuz ne olursa olsun çok temelde ihtiyaç duyduğumuz bir şey. Mutluluk. Özetle bugün e, daha sakin ve daha rahat, daha sağlıklı ama Mutlu bir hayat için ne yapmamız gerekiyor? Bunun için öneriler nelerdir biraz konuşacağız. Aslında bu tabii programın en sonunda e, ulaşmaya çalışacağımız nokta olacak. Gene her zaman olduğu gibi burada bir takım e, nasıl diyelim reçetelere yazılmış e, öneriler yerine... ...biraz daha böyle sizin kafanızda e, soru işareti oluşturmak, hazır cevaplar yerine... E, sizin kafanızda var olan bir takım kapıları açabilecek yeni soruları belki sizlere sordurmaya çalışıyoruz. Yani gündem özel programının temel ruhu nedir derseniz ancak bunu söyleyebilirim. Soru sormak, soru sordurmak hayatında böyle değişeceğine, güzelleşeceğine inanıyoruz. Mutluluk kavramı hakikaten önemli bir kavram olarak hayatımıza girdi. Şöyle bir e, hafızamızı yoklarsak biraz yani yakın tarihimize gidersek geriye doğru gidersek görüyoruz ki böyle 80'lerin sonu 90'ların başı itibariyle bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de insanlar e, Hayatta bir takım farklı şeyler aramaya başladılar. İçinde bulundukları e, noktadan başka noktalara gitmek istediler. Sebeplerini konuşuruz, içinde bulundukları o hayatı konuşuruz. E, niye olduğunu zaten konuşmadan da çok neyi konuşacağımızı e, anlamak, anlatmak çok mümkün olmayacak. Ve o daha iyiye gitme soruları soruluyorken birdenbire bana kalırsa e, çok uzun bir yolun kat edilmesi gereken çok uzun bir yolun... E, ana duraklarından ve sondaki duraklarından bir tanesine doğrudan biz atlamaya çalıştık. Hayatı sadece mutlulukla tarif etmeye çalıştık ve adeta ilerleyen yıllarda hele 2000'lere geldiğimizde, hele sosyal medyayla sahte bir e, mükemmellik e, olgusu hayatımıza girdiğinde mutluluk dediğimiz şeyin iyice fetişleştiğini ve mutlu olmaya çalışıyorken mutsuz olmaya başladığımızı gördük hayatımızda. Dolayısıyla mutluluk dediğimiz kavram hem kelime ...anlamı itibariyle hem o kelimenin bizim kafamızda oluşturmuş olduğu... ...diğer çağrışımlar itibariyle bir konuşulmaya, tartışılmaya ve e, adını da net koyalım... ...modern insan için e, bugünkü hayatın e, hatta belki postmodern insan için demek gerekiyor... ...bugünkü hayatın, e, mutluluğun ne manaya geldiğini, o hayatın neresinde durduğunu... ...ve neresinde durması gerektiğini biraz konuşacağız... Tabii bunu konuşuyorken bir takım e, gündelik hayatımız içerisindeki olgulardan hareket ederek konuşacağız. Ama hepsinden önce belki şunu konuşmamız gerekiyor. Ben de öyle başlayayım. Ne oldu da tarihin bu özel döneminde her zaman mutluluğu arar insan ama bunu bu kadar yoğun, bu kadar dünyanın her tarafıyla neredeyse eş zamanlı e, bir şekilde aramaya başladık. Niye mutluluğu arıyor insanoğlu diyeyim. Müfit abiye döneyim. Buyurun efendim. E, ya... Çok güzel bir soru sordun da sonda yanıtlamayı düşündüğüm bir soru sordun. Ben başta bir tanımından bir başlayayım. Nasıl diyorsan. isterseniz. Sonra uygun bir yerde kesersin. Baştan da şunu da söyleyeyim yani ben burada hakikaten üstadların, uzmanların yanında hep başlarken bir üzerimde baskı hissediyorum. Hani ben bu konunun uzmanı değilim. Hiç bu konuda uzmanı değilim. Bu konunun uzmanı olabilir mi? Hani mutluluk uzmanı diye bir şey. Hani günümüzde her şeyin koçu var. Belki mutluluk koçu da vardır bilmiyorum. Ama var mutluluğun tabi. okulu var mı? Mutluluk var koçu da bilmiyordum. Ama şunu biliyorum da mutluluğun okulu yok. Usta çırak ilişkisiyle de öğrenilemiyor. Ama tabii ki bir uzman hani bir e, tıp e, mensubu, bir psikolog, belli anlamda sosyolog e, uzmanlığı vardır. O ayrı ben sadece diyorum yani düşünüyorum, düşünürüm ama sıfat olarak değil, fiil olarak düşünüyorum. Bir vatandaş gibi. Ben yani o düşüncelerimi biraz paylaşmak istiyorum. Çok da kafa yorduğum bir alan vatandaş. Ben söyleyeyim mi abi niye bu soruyu ilk size ilettik? Evet. Bu arada yani kıymetli izleyicilerim lütfen kusuruma bakmasın. Ee, bizim e, sayın müfit can saçıntı ile <laughs> aramızdaki hukuk öyle bir noktaya geldi ki şimdi burada ben efendim sayın saçıntı falan değil hitap edersem ya. yapmacık olacak, doğru olmayacak, güzel olmayacak. Hani daha doğru olanı daha doğal olanı ifade etmeye çalışıyorum. Niye bu soruyu sordum? Çünkü sanatçısınız. estağfurullah Şişt, ya onlar da. Ya Neyse hiç bir iddiam yok. Ben sadece hani düşüncelerimi paylaşıyorum. İnsanlar da sosyal medyadan yazarsa ben de onların düşüncelerini öğrenirim. Belki birbirimize faydamız olur. Şimdi çok da kafa yoruyorum her insan gibi. Sen de söyledin hani. Mutluluğa kafa yormak zorunda hissediyoruz. Bu da bir problem. Oraya daha sonra geleceğim. Şimdi kafa yoruyorum. Ya Tolstoy'un biliyorsun işte Anna Karenina romanının başlangıç cümlesi var. Ona okuduğumda kafayı takmıştım. Diyor ki üstad bütün ailelerin e, mutlulukları e, birbirine benzer ama mutsuzlukları kendine özgüdür diye bir lafı var. Ben bunu okuduğumda hemen içimden itiraz ettim. Tolstoy'a koskoca Tolstoy'a <laughs> haddimi bilmeden. Yani ben tam tersini düşünüyorum. Tolstoy'a hiç katılmıyorum. Ben diyorum ki hayır ya İnsanların mutsuzlukları birbirine benziyor. Mutlulukları kendine özgü büyük oranda. Mutlulukları daha kişisel diye düşünüyorum. Hemen bunu örneklemek gerekirse yani ne demek istiyorum? Mesela aşağı yukarı aynı şeyler insanlığın hemen hemen hepsini mutsuz ediyor. Nedir hani öyle bir, bir evrilmiş kedi söylemesi bile kötü. Söylemek bile istemiyorum. Aklımıza geliyor çünkü. Ne bileyim aç bir çocuk. O görüyoruz Afrika'da işte akbaba yanaşmış. Herkesi mutsuz ediyor. Ne bileyim yine gerçekten söylerken hani söylememeye çalışıyorum. Bu bile mutsuz ediyor. Bir trafik kazasında yok olmuş bir aile falan. Herkesi hemen hemen herkesi hemen hemen aynı şeyler mutsuz ediyor. Ama mutluluk sanki daha kişisel, tamamen kişisel demiyorum yani. Nedir daha kişisel olan? Mesela Ali Ayşe'yi seviyor değil mi? Eskiden duvarlara yazılırdı. Ayşe'nin bir gülüşü Ali'yi çok mutlu ediyor. Ama dünyanın geri kalanının hiç umurunda değil. Ayşe gülüyormuş da öyle gülüyormuş. Ya çok kişisel. Sadece bir gülümsemesi Ayşe'nin gülümsemesi Ali'yi mutlu ediyor ya. Bu kadar kişisel. Onun ama tamam dinleyenler itiraz edecektir hemen. Ya öyle diyorsun ama o kadar da kişisel değil. Sen ne yapmak istiyorsun? Bireycilik maçı. Değil dinhar. Başka bir yere bağlayacağım. Topluca güldüğümüz yerler de var. Doğru işte diyelim ki bir komedi filmine gidiyorsun. Topluca kahkaha atıyor. Ya da bir tiyatro komedi oyununa gidiyorsun. Topluca kahkaha atıyor insanlar. Topluca gülüyoruz işte falan dedim. Ama diyorum ki ya şunu ya topluca gülüyoruz ama gülürken bile gülerken bile gülüşlerimiz farklı. Gerçekten. Yani insanın gülüşü neredeyse parmak izi gibi birbirinden ayrı değil mi ya gülme çeşidi ya biz bir arkadaşımızı gülüşünden tanıyabiliriz. Hatta birden aklıma geldi bir yine trafik kazasına gitmişti Adanalı bir şairimiz Abdülkadir Bulut muydu hatırlamaya çalışıyorum. Evet. Diyor ki hani marifet sesinden tanıyabilmek 33 yıl gandız ve gülüşünden her çocuğun nereli olduğunu yani gülüşte de hakikaten çok kendine özgü bir şey. Ya da diyorum ki itiraz edebilirler. Ya öyle diyorsun ama ya topluca aynı şekilde eğleniyoruz. Ya diyor ki ne var? Eğlence mekanı şey, işte. Bar, dansik ne deniyorsa şimdi adı. E gidiliyor insanlar şimdi mutlu oluyor diyelim. Topluca mutlu oluyor orada. Niye? daha kimisi dans ederek, kimisi dans edenleri seyrederek, kimisi durduğu yerde ayağını işte ıı, vurarak, öbürü orada ritim tutarak, dans ederek mutlu olanlara bakıyorsun. Abi her birinin figürü apayrı değil mi? Hepsini yani. Şimdi ya çok uzatmayayım ben. Mutluluğumda daha çok kişisel bir şey olduğunu tamam topluca olunca katlandığını paylaştıkça çoğaldığını kabul ediyorum ama özünde Nasıl ki insanlar hani diyorlar ya kimse demez ki tanışınca ya benim bir dram anlayışım var demez ama ya benim espri anlayışım, espri tarzlarımıza uydu gibi cümleler kullanır. Ee, ya bunun gibi mutluluk anlayışları da farklı olabilir diye düşünüyorum. Şey ayrı onu kabul ediyorum. Paylaştıkça çoğalır, topluca mutlu olunca katlanır, tadından gelmez o ayrı. Yine de kişisel ve şey gibi diyorum yani parmak izi e, kadar nasıl parmak izi de baktığımda yani, evet hayır şöyle olur. bir uzaktan baktığımda parmak izi de yani insanların evet. tamamı öyle parmak hepsi aynı yakına geldiğinde hepsi biricik farklı ben şimdi neye bağlamak istiyorum ee, şimdi ne oldu da e, dedin e, hani böyle mutluluk şart falan filan ben şimdi şöyle bir şey asıl ee, mutluluğu biraz yine döneceğim dolaşacağım kapitalizme getireceğim. Buraya getirirken de gülüyorum. Şimdi bazıları diyor ki abi diyor e sen de her programda aynı şeyi söylüyorsun. Hani kapitalizme karşısın. Ya ne yapayım yani? Bu programda kapitalizme karşı öbür programda kapitalizmden yana mı olayım? Ya bu, bunu söylemek bile aslında bu tüketim toplumunun bir yan etkisi. Diyor ki tüketmek istiyor. Bu programda kapitalizme karşı ol. Öbür programda bizi şaşırt başka bir şey söyle diye beklentileri de olabiliyor yani. Bu da sistemin yan etkisi. Şimdi e, sistemin tabii mutluluğun bu kadar kişisel olması sistemin işine gelmiyor diye düşünüyorum. Tarif etmek bunu pazarlayacak şekilde tarif etmek zorunda şartlayacak. Ama şimdi tarifine gelelim. Mesela tıbbi tanımı vardır hocam e, girecektir o şeylere ama bir sözlük tanımı var mesela. Sanıyorum TDK'nın sözlüğünde de aynı daha önce bakmıştım. Diyor ki... Mutluluk iki nokta üst üste istek ve beklentilerin gerçekleşme durumu diyor. Benim zaten itirazım, tanım doğru olabilir ama Itiraz itirazımın tartışılması gereken şu. Ya diyorum ki istek ve beklentiler gerçekten benim istek ve beklentilerim? Benim istek ve benim beklentilerim mi? Yoksa hadi diyelim başta sistemi de söyleyeyim. Sistemin bana pompaladığı, empoze ettiği istek ve beklentiler mi? Sistemden geçtim. Annemin, babamın istek ve beklentileri. Yani annemin istek ve beklentisi nedir? O oğlum, adam ol. Öğretmenin geliyorsun işte çalış. E, yüz al filan. Yani şimdi istek ve beklentiler aslında sürekli bana empoze edilen, pompalanan istek ve beklentiler. Ama işte başkasının tanımı, başkasının istek ve beklentisi e, o beni o mutlu etmeye yetmiyor. Demin haber onu anlatmaya çalışıyorum. Kişisel derken biz de istek ve beklentilerimizi yapabildiğimiz ölçüde kendimizin tanımlaması lazım. Ama işte dediğim gibi ister ailemiz iyi niyetler. Ben şimdi de bir kapitalizm derken ona hakaret dediğim onu söveyim diye söylemiyorum ki. Bu bir ben tespit etmeye çalışıyorum ama doğru ama yanlış. Hani şeyden e, dolayı değil. Ve ya bence şimdi e, daha çok dediğim gibi herkes bizim dışımızdaki herkes ...bir e, mutluluğu tarif ediyor ve bize empoze ediyor, mutlu ediyor. Bunu öyle yaparsan mutlu olursun falan diye. Bunu da en çok sistem tarif ediyor ve tanımlıyor. Kişisel olmaktan çıkartmak zorunda. Çünkü kişiye yönelik üretim ya butik olur ya el yapımı olur. Bu sistem bunu seri bir şekilde pazarlayıp kar edemez. Dolayısıyla mutluluğu herkes için e, tanımlıyor... Ve bunun şimdi bir sonuç olarak herkes sonuçta mutlu olmak istiyor. Ama sebebini pazarlayabileceği bir ürüne bağlıyor. Çok da kullandığı, sloganlarına sık sık kullandığı bir şey. Ama benim unutamadığım mesela marka vermiyorum hani kola. Bir kola markasının bir sloganını hatırlıyorum. Diyor ki şişeyi gösteriyor işte mutluluk bu. Slogan. Abi işte mutlu ya bir şişe nasıl mutluluk olabilir? Yani içi mi dışı mı neresi mutluluk diye. Nasıl yani düşünmek bile istemiyorum düşününce insan nerelere nerelere gidiyor. Yani ama tabii ki işte diyor ki yani ya, işte mutluluk bu diye sürekli ürünle bağlantılı bir şeyler yapmak zorunda, satmak zorunda. Şimdi bunu yaparken bu gerçek mutluluk mu? Geçici bir mutluluk mu? Belki hani biraz da şans tanıyayım ya da bırakırsam ben devam ederim. E değil mi? Ya şöyle şimdi sistemin bazen moda üzerinden diyor ki bu sene pembe giyersen çok yakışıklı olursun. Nasıl lan? Bu sene yakışıklılık nasıl böyle bir şey olabilir? Yani bu sene pembe giyiyorum, çok yakışıklı oluyorum. Seneye mor girersem yakışıklı oluyorum ama öz itibariyle sürekli de tanımı değiştirmek zorunda ki e sürekli şimdi adı üzerinde e, yani kalıcı ve gerçek bir mutluluğu satmaya kalkarsa hani hakikaten diyelim ki ...iki liralık kola gerçek mutluluk olsa ve kalıcı bir mutluluk olsa 2 liraya ömür boyu mutlu oluyorum o sistem mi? tıkandı. Yenisini, <gülüyor> <gülüyor> yenisini satamıyor. Sistemin doğası gereği sürekli o geçici ve sahte mutluluk olmak zorunda ki sürekli yenisini üretip yenisini tükettirsin. Ee, öyle Hı. olunca da işte sistemin ee, önerdiği mutluluk, tarif ettiği mutluluk evet. yapay ve geçici olmak zorunda ki sistem devam etsin. Onu sana bana tekrar tekrar sarsın ve gerçekten de öyle değil midir? Yani şöyle bir şey olur. Hepimizin geliri belirli. Hani benim bile <gülüyor> 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 Hayır, beni derken uzaktan görenler orada başrol oynuyor. Burada işte seni görenler vay tabii, sütüker, tabii. Hoca, doktor, yoga falan. Ya şöyle bir şey. <laughs> <laughs> Abi mesela bir hesabı mesela bir ayakkabı, <laughs> ayakkabı görüyoruz. ayakkabı görüyoruz. Ayakkabı alamadığımız derece sürece çok değerli o ayakkabı. Ayakkabıyla yatıp kalkıyoruz falan para biriktiriyoruz belki ya da olan kredi kartının limiti yetiyor mu yetmiyor mu falan. İşte sistemin önerdiği mutlu. o diyor ki işte bunu giyersen diyor çok yakışıklı, çok karizmatik, çok mutlu olacaksın. Al bunu, al bunu. Abi alıyoruz. Ya çoğu zaman olmaz mı? Yani onu aldığın andan itibaren şimdi bitiyor o kadar. Ve gözün vitrindeki başka bir şeye takılıyor. Ya da ya ne kadar olabilir ki ya bir ayakkabı tamam ilk gün seni mutlu edebilir. Hatta ilk 10 dakika işte etmiyor. Eee o ucuza falan bağlayayım mı diye bilmiyorum hani bugün. <laughs> Birazdan bağlayalım yani. <laughs> tamam. Şimdi önemli şimdi... bir nokta burası çünkü e, gerçekten mutluluğu bugün tarif ediyorken bugünün dünyasında mutluluk tüketimle tarif ediliyor evet. ağırlıklı olarak. Yani bunu eğer kurumsal dünya, reklam, pazarlama, kapitalizm, ticaret üzerinden düşünüyorsak gerçekten de bu e, mutluluğa yapılmış en önemli ya da İnsan e, ruh hallerine, insanın ruh durumuna, denge haline, huzuruna yapılmış en önemli saldırılardan bir tanesi. Dolayısıyla bunu bu şekilde tespit etmek önemliydi. Ama tek başına bu kadar mıdır? Yani sistemin ve tüketim kültürünün dayatmış olduğu mutluluk anlayışı bence en en önemlilerden bir tanesi. Ama bence işte gerçek değil. Yapay bir mutluluk ve tabii, geçici tabii bir mutluluk tabii. öyle şimdi olmak. Şimdi o ucuz mevzu, ucuz ucuzluk mevzunu evet. ben biraz mülkiyet üzerinden Hı. konuşarak da şey yapmak istiyorum. O yüzden bir sonraki tura bırakayım. Tamam. Korkut Hoca sormayı unuttum. Genelde mutlu bir insan mısınızdır? Ya da böyle bir soruya nasıl yanıt? Ya bak şimdi şöyle bir şey oluyor. Şimdi bazı şeyleri de karıştırıyoruz tanım o yüzden önemli. İşte o yüzden ben Şimdi de bunu... diyorum ki ya ben diyorum ben 29 yıldır bu sektördeyim bana 29 yıldır sor sıkıntım var mı? Hep sıkıntım var. Mutlu musun? Hep mutluyum. Niye bak sevdiğim işi yapıyorum? Sıkıntıyla mutsuzluk aynı şey değil. Sıkıntılar çekiyorum. 29 yıldır çekiyorum ama çok mutluyum. Hani birbirine karıştırılmasın benim cevabım o. Evet. Çünkü sevdiğim işi yapıyorum. Mutluluk tarifim kendime özgü. Ee, olabildiğince belki hani olabileceğim en yüksek noktada değilim mutluluk anlamında. Ama kendimi mutlu hissediyorum sıkıntılara rağmen. Korkut Hocam. Önce aynı soruyu sorayım. Siz kendiniz şöyle genelde tanımladığınızda nasıl tanımlarsınız? Mutlu hissediyor musunuz mesela? Mutluluk hissini görüyorsunuz. Ee... Böyle yoğun hissede çünkü sürekli olması mümkün değil herhalde bunu yani birazdan evet, siz bu evet. işin bize e, biyolojik kısmını da anlatacaksınız onu da biliyorum ama hani mutlu musunuz mutlu bir insan mısınızdır? yüzde <laughs> %90 mutluyum. Tabii. Ben görüyorum öyle yani hep güler yüzlü ve işin pozitif tarafından bakan biri olduğunuzu biliyorum. Peki... Aynı soruyu sorayım yani nedir şöyle son 20 senedir son 25-30 senedir mutluluğun bu kadar çok gündelik hayatın tartışmalarından bir tanesi haline gelmesinin sebebi sizin bakış açınızda sizin düşüncenizde? Evet şimdi e, Müfit hocamın e, birkaç güzel örnek verdim ben hep programlarda da söylüyorum e, ele değil eve yaşadığımız müddetçe yani insanın kendisiyle barışık olduğu müddetçe insan iç dengesini korur. ...duygusal ve zihinsel yeterliye sahip olur. Ben böyle düşünüyorum. Ayakkabı örneği çok güzeldi. Evet o ayakkabı beğenildiği sürece karşı taraf için... ...o ayakkabıyı giydiğinde mutlu olacak. Ne zaman ki o ayakkabının modası, günlüğü, tarzı... ...adını siz koyun geçecek... ...artık onu mutlu etmeyecek. Çünkü bunu zorunluluktan giymedi o. Karşı tarafa olan ilgiden dolayı o ayakkabı giydi. İşte insanlar ne zaman ki... ...aa evet benim böyle bir ayakkabıya ihtiyacım var bunu şu zamanda şöyle kullanırım dediği vakit işte o duygusal yeterlik dediğim kısım o. E insanlar inanın benim fikrime göre çok daha mutlu olacaklar. Şimdi e, Time dergisinin e, bazı special edition şeyleri vardır, serileri vardır. Bilmiyorum belki sizlerde de vardır. İşte The Biology of Exercise, The Biology of Mindfulness, The Biology of Happiness. E, 2018'de yanılmıyorsam en fazla satılan bu dergi e, The Biology of Happiness satılmış. Çünkü insanlar arıyor, mutluluğu arıyor. Neden? Demin siz cevabı verdiniz. Mutluluğun galiba demeyeyim kesin bir tanımı yok. Bakın ben geçen yıl mutluluk festivali olmuştu. Onda şöyle biraz e, bir araştırma yaptım. 2017 verilerine göre anlatayım. En fazla mutlu olan toplum ülkelerin ilk altısının beşi İskandinav ülkeleri. Bunlar biraz daha bireysel ülkeler ama e, diğer kültürel şeylerini aşmışlar. Yani hukuksal açıdan, iş açısından geleceğe kaygısı olmayan, e, belki aile ilişkileri bizler kadar sıkı değil ama en mutlu ülkeler. En mutsuz ülkeler de maalesef Afrika, Güney Afrika ülkeleri olmuş. Onlar halbuki daha kalabalık, daha e, birlikte yaşıyorlar. Şimdi birçok psikolog, psikiyatrist ne diyor? Sosyalleşin, kalabalık ortamlarda bulunun. Tamam bunların aynı olmadığını biliyorum, bunların dereceleri var. Ama gördük ki bu toplumdan topluma, beklentiden beklentiye veya kişiden kişiye değişkenlik gösteriyor. Şimdi gene o e, dergiye veya bazı kitaplara baktığınız zaman nedir mutluluk diye ilk şunu görüyorsunuz. İşte nedir? Aslında sizi mutsuz kılan nedir? Onlardan uzaklaşınca mutlu mu olacağız? Olmayacağız. Çünkü neden? Bunun birçok faktörü var. İşte biz ne yapıyoruz? To-do listler var, aplikasyonlar var. İşte o, ben şunu merak ediyorum. To-do listi biten bir insan var mı? Ben önümde görmedim. Güne 8 maddeyle başlıyoruz, akşamında 40 maddeyle çıkıyoruz. Hani ben bunları yaptıkça mutlu olacaktım. O bir şey açacak. Çünkü bakın gene o kitapta da söylüyor veya kitaplarda söyler. İlk şey anı yaşamak. Görmüşler ki 65 yaş üzeri insan daha mutlu. Sebebi emekli olup şey olanlar. Bunun sebebi anı yaşıyorlar. Kendilerine zaman harcıyorlar. Şimdi gereksiz gerek biz kendimize çok fazla zaman harcayabiliyor muyuz? Böyle bir şans var mı? İşte bunu yakalamak lazım. Ha gerçekten işkolik insanlar vardır. O çalıştıkça kendine gelir. Onları ayrı tutuyorum. İşte onu iş yapmak mutlu eder ve mutlu ettiğini zanneder. Kimilerine e, kendine vakit ayırmak, kendilerini dinlemek. Bakın ben şuna karşıyım. Teknoloji bizi mutsuz yaptı. Ben buna inanmıyorum. Teknoloji iyi kullanıldığı an bizim hayatımızı kolaylaştırdı ve bizi bence mutluluğa, teknolojinin yanında bilgiye hızlı ulaşma, üstlerimizin bize hızlı yaklaşması, hemen bizden cevap bekleme. O şeyi geçiyorum. Bakın bu faktörler bizim içimizde olan değil. Ama teknolojiyi ben yararlı kullanırsam ee, çok daha mutlu olabilirim. Ben şöyle ufak bir araştırma yaptım. Müsaade ederseniz söyleyeyim. Sizi de biraz ilgilendiriyor. En mutlu çalışan şeylerine baktım. İlk beşi söyleyeceğim. Din görevlileri birinci sırada. En mutlu olanlarmış. İkinci itfaiyeciler. Üçüncü mimar. Dördüncü aktör diye gidiyor böyle. Hı hı. Gazeteciler 15 <gülüyor> <gülüyor> Nerede yapılmış e, bu araştırma? Amerika. Amerika. Bakın hep bunu söyleyeyim. Ben niye Amerika? Gerçekten bizim hani böyle itibar ettiğim demeyeyim de hani böyle kaynak olarak aldığımız birçok aslında dergi veya yani kitap oradan çıkıyor maalesef. Ben de buna karşıyım. Biz karşılaştırıp Amerika'dan olmuş şeyden olmuş diye, Avrupa'dan olmuş diye. En mutsuz meslekler. Benzin istasyonunda çalışanlar, pompacılar. çatı işleri roofers demiş. Çatı işleri yapanlar. Kimse böyle bir meslek grubu var mı? Ben çatı çok ustası. çatı ustası var. var. İnşaat alanında çalışanlar ve araba tamircileri. Şimdi bir saniye. İlk Öyle. üçü tekrar bir okuyalım mutlulukta. Mutluluk. Din, görevlileri, din görevlileri, itfaiyeciler ve, mimar. ve mimarlar. Bir mesela siz nasıl yorumluyorsunuz bunu? Şimdi din görevlilerinin daha mutlu olmasını şimdi günümüzde de psikologlar ve psikiyatristler söylüyor. Hani manevi tarafımızın kuvvetli olması lazım. Onlar söylemese de, ee, inanın hani siz demin sordunuz ya hani seni mutlu kılan faktörlerden birine veya mutlu musun diye. Yani belki çok mi bu kendimizdedir ama ya hepimizde bir inanç vardır ve ben bu inancın insanlara çok iyi geldiğine işte zorluklarda sığınma tarafı olduğunu inanan bir insanım. Bir parantez açayım. Zaten hani İnsan nedir sorusuna sosyal bilimlerde verilen yanıt yakın zamana kadar bizde de değişti tabii onu da söylemek lazım ama insan biyolojik, psikolojik, sosyal bir varlıktır diye Aynen. tanımlanıyordu ama artık ona manevi bir varlıktır parçası da eklendi. Sinikli. Bu maneviyatı ilde de dinler ya da örgütlenmiş dinler anlamında düşünmek de çok doğru değil elbette ki onları onları kapsayan bir alan manevi alan ama insanın kendisinden daha ali, daha yüce bir şeye inanması hayatındaki varoluşunun temel kıstaslarını bir takım kendisinden yani insandan daha yücedir ya insanlık tabii. dediğimiz şey. İnsanlık kavramıyla e, paralel gidebilecek değerlerle süslemesi ya da değerlerle sınırlandırması e, diye ben anlıyorum. Maneviyat Doğru. diye e, düşündüğüm şeyi. Bilmem Doğru. katılır mısınız? E, tabii bunu e, herkesin kendi bir yorumu vardır. E, eklemeler yapar. Tabii tabii. E, şeyler burada eksiklik. tartışma olur. Tabii ki de yani bu normaldir. Olması gereken. De, mesela Müfit Hocam dedi ki ben Tolstoy'a karşı... <laughs> Ay, tabii ki de çıkacak. <laughs> Tolstoy'a karşıyım. Hayır çıkacak <laughs> Çok tabii <dağlamadın> ki de. <laughs> Hayır Aldılar ama alt <laughs> alt yazıya ne olur. Can ol. saçıntı <laughs> Tolstoy'a karşıyım. Hayır. gir. Ama <laughs> o Tolstoy buraya gelecek. <laughs> ama olması gereken bu. Yoksa biz ilerlemeyiz. Ha, evet bu dediği doğru. Hadi kabul edelim. Olmaz zaten. Ee, bakın aslında sanatçılık da şey bir bilimdir. Bu bir evet. bilim. Şimdi din e, görevlileri için maneviyat evet. dedik. İtfaiyecilere gelelim. Hem maneviyat belki hem de karşı tarafa yardım, can kurtarmak. Mı? İkisi, de şey İkisi de aynı şey değil mi? İkisi yani, de aynı şey değil mi aslında? yani Tabii üçü de aynı şey işte ona geleceğim tek tek gidecek. Mimar için de aynı şey. Yani insanların huzurla ve mutlulukla içlerinde yaşayabilecekleri, aile kurabilecekleri evler e, tasarlamak da herhalde bir manevi tatmin, e, bir kendisinden daha yüce bir şey için çalışmak e, kavramını getiriyor mu acaba? Ben abi, çok konuyu dağıtmak istemem ama Yok, dağıtalım. ben de ilk defa duydum hani ben de fikrimi söyleyeyim. Şimdi mesela din, dine inanmak e, şöyle bir mutluluğa yol açabiliyor. İnsandan sorumluluk duygusunu alıyor. Evet. Yani kaza, kadere, iman anlatabiliyor muyum? Yani çok sıkıştığı yerde ilahi bir güce bütün sorumluluğu atıp kaygılardan, Sorumluluk duygusundan, stresten kurtulabilir insan. Yani ibadetimi yaparım ama kaza kaderi iman ediyorum. Sorumluluğu ilahi yaradana atıyorum. Rahatlatabilir. Yani hani bilmiyorum Tabii yanlış bakışın. bir şey de söylemekte. Yani. Biz de ama mesela Amerika'da ya örnek. Biz de mesela itfaiyecilerin çok <laughs> mutlu olduğunu sanmıyorum. Büyük ihtimal şimdi maaşı üç kuruştur. Canı pahasına. iki. ...abi niye geciktin... 5 dakika geciktin diye dayak yeme ihtimalleri de, de, de var... De de ya ben bizdeki abi. mesela... De 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 ...hele mesela mimarların hiç mutlu olduğunu sanmıyorum... ...bizdeki yine yanlış anlamasınlar... ...mimarların tarafını tutarak söylüyorum... ...bizdeki şehirlere, binalara bakan bir turist... ...bu ülkede mimarlar olduğunu inanmaz... <laughs> ...ya da tek bir mimar var... ...bir proje çizmiş hepsi... ...ama bu çok değerli mimarlarımız... ...mimarlık okullarımız var ama... Onlara bir şey bırakılmıyor diye düşünüyorum. Hani fikrimi söylemek istedim. Hı, Amerika bize uymayabilir gibi geldi bana. Şimdi ona bağlayacaktım. İnanın biz ülkemizde bu şeyi yapsak ben çok geniş kapsamlı bir çalışma bulamadım. Yanlış aramış da olabilir mutlaka vardır. E, bizde çok daha farklı çıkacaktır. Çünkü kültürümüz çok çok farklı. Hı -hı. Yediğimiz içtiğimiz Hı -hı. farklı. Hı -hı. Küçükten gelmemiz farklı. Onu belki ikinci turda daha farklı yapabilirim ama bazen ben şunu düşünüyorum Deniz Bey ve değerli hocalarım acaba biz mutluluğu da biraz fazla mı abartıyoruz? Yani illa hayat hani evet. hayda hoppa şeklinde geçecek. Evet. Hep bakın şunu derler. E, özellikle psikologlar veya psikiyatristler. Bir olayı derinlemesine mutluluğu yaşamayın. Çünkü o bir sonraki olayda aynı etki olmayacağı için sizi mutsuzluğa e, yönlendirebilir. Önemli olan buradaki mutlu edecek şeylerin frekansının çok olması. O yüzden ne diyorlar? Çevrenize sevdiğiniz kişileri toplayın. O yüzden ne diyorlar? Sevdiğiniz işi yapın. Bu da tartışılır. Biz sokağa çıkacağız ben seninle anlaştım şu mu etrafımızda her zaman istediğimiz kişileri maalesef alamıyoruz. İşte hayır demeyi öğrenin hı hı. örnek veriyorum. E siz şimdi patronuma ben hayır diyebilir miyim? Diyemem benim öyle bir şansım yok. Ha itirazımı ederim ayrı örnek verdim bunu. O yüzden ki hani burada biraz daha kişiden kişiye toplumdan topluma dayatmadan dayatmaya birçok faktör var. Ve bunun bir tek bir reçetesi maalesef yok. Yani bu bir genel bir olma olmak zorunda. Toplumlara göre değişen, kişiden kişiye değişen bir olgu diye düşünüyorum. Peki aynı noktada birleşim yani biz izleyen herkes aslında kişisel mutluluk tanımını kendisi yaptın Onu neler mutlu ediyor yani Ahmet'e, Mehmet'e, Ayşe'ye, anneye, babaya, okula, sisteme göre değil de ya beni mutlu eden şey ne diye bir kendi tanımını yapsın mı acaba hocam? Bir kelime hocam? daha edeyim ee, sonra yani... hocama şey diyeyim. <laughs> Çok doğru konuştuk. E... <laughs> Ritreman ya isminde iddialı değilim bir çok ünlü bir psikolog aynı sizin dediniz diyor bunun mutluluğun tek bir reçetesi yoktur her insanın kendine has e, mutluluk e, şeyi vardı orada hani tamam. yolakları tanıma şey, yolakları vardır bunları bulun evet. der kendisi Aynı soruyla Bora Bey'e döneyim. Mutluluğu niye bu kadar aramaya başladık? Özellikle şu yüzyılın e, başında, ya, geride bıraktığımız yüzyılın sonu ve e, bu başladığımız yüzyılın başı itibariyle insanoğlunun bu mutluluk e, fetişi nereden kaynaklanıyor? Niye bu kadar şeyiz? Anlam arayışından kaynaklanıyor. Yerini bulamamaktan kaynaklanıyor. Ama bir hocama, Müftü Hocam bir ekleme yapmak tabii istiyorum. Tabii tabii nasıl istersen. Bir Thompson, diyor. İngiliz işçi sınıfın oluşumu o. Tuğla kadar kitapta şöyle bir cümleden söz eder. Ee, işçi sınıfı işçiler karından güler soylular gülümser <laughs> yani öyle bir hani belki genel geçerli bir sınıfsal bir şey Yani içtenlik dıştanlıkla söz konusu olabilir bir de ah e, Korkut hocama da bir küçük ekleme yapmak istiyorum o da meslekleri e, böyle ayırmak hani günümüzde çünkü mesleklerde saatler değişti artık e, ofisler değişti insanlar Neredeyse 24 saat çalışır hale geldi. Uykudan uyanıp Amerika saatine göre ya da neyse Çin saatine göre e, internetten cevaplar yazmak etmek. E, somut işler mi yapıyoruz, soyut işler mi yapıyoruz? Biraz öyle bakılabilir belki. Yani el işi yapan, toprakla bağını kuran, bu nedenle işte 30'lu yaşlarda birçok genç arkadaş plazalarda çalışan hayalleri e, Ege kasabasına gidip yerleşmek ve küçük bir azahim ağırsız başım tarımla uğraşmak böyle bir içten gelen bir gerçeklikte söz konusu belki öyle ayırabiliriz ya yani onun farkındalığıyla ayırabiliriz aslında. Ben de hani bir uzmanlıktan söz ettiniz yine e, mutluluk uzmanı e, olarak burada değilim bir uzmanlığım olacaksa o da mutsuzluk uzmanı <laughs> olmayı tercih ederim. ama hani Cemal Süryan'ın ünlü şiiri vardır mutlu olmak herkes ister Mutsuzluğa var mısın evet evet e, benimle mutsuz olmaya var, var mısın yani e, işte geçenlerde okuyordum o, Alper Hasanoğlu'nun bir kitabını aşkın hallerimde orada şey geçiyordu ilişkilerde mutsuzluğa ve acıya dayanıklılık ilişkinin süresini uzatıyor. Çünkü aslında mutluluğu da tanımlayan büyük oranda o, o ona verdiği cevap, yani mutsuzluğa verdiğimiz bizim cevap, e, mutluluğu tanımlayabilen bir şeydir ya da bizim varoluşumuzu tanımlayabilen bir şeydir. Ama ancak e, insanoğlunun o çok uzun, yani bin yıllardır üzerinde düşündüğü bir konu. Felsefenin temel konusu. E, biraz e, sizin sorunuza Deniz Bey, cevap olarak şunu söyleyebilirim. Yani günümüzden 2300-2400 yıl önce, 2500 yıl önce eski Yunan topraklarında işte Aristolar, Sokratesler felsefe yaparken aslında felsefenin temel amacı mutluluk, mutluluğu bulmaktı. Ve Epikür o felsefesiyle beraber çok günümüze kadar derin izler bıraktı. Ancak Epikür'ün felsefesini biz hazcılık olarak algılamaya başladığımızda ki bu hazcılık olarak algılanması modern felsefe ile beraber söz konusu oluyor ve özellikle varoluşçular çok severim varoluşçu edebiyatı sarpları falan ama bu hazzı daha çok burjuva alışkanlığı eğilimi olarak göstermeye çalıştılar. Oysa ki günümüzde en önemli terapi yöntemlerinden birisi has terapisidir. Pleasure terapi. Iç... nedir nasıl bir şeydir birazcık bir e, aslında epiküryen bir e, sistem e, bu e, içinde bulunduğum bir e, sağlık sorunundan dolayı da bunu e, daha çok incelemek durumunda kaldım e, epikürün söylediği şey işte dostlar biriktirin çünkü güvenlik duygusu o insanın en temel ihtiyacı e, güvence e, ve gerçekten siz söz ettiniz yani e, mutluluk ertelen bir şey değil ha, ben 8 saat iş yerimde ...canım çıksın, mutsuz <laughs> olayım, eve gideyim... ...mutlu olacağım. Evet, Öyle şey. bir... ...mutsuzluk, aç-kapa... ...düğmesi diye bir şey yok. E şimdi bıraktığımızda... ...nedenselleştirmelere geçtiğimizde... ...siz saydınız, mutsuz olmak için... ...o kadar çok neden var ki? E konu... ...onlar değil. Gerçekten ben... E, ...maddi olarak da diyeyim... ...bir dostumla tavla oynamak... ...büyük bir mutluluk... ...rahmetli boğam aklıma gelir. Yani... Onlar o, ne kadar konsantre olurlar o tavlaya. yani o oradaki enerji, oradaki o coşku, işte bu, e, bu bir terapi aslında. E, bizim varoluşumuzda tanımlayan bir şey. Orada yerini bulmak. Bitkileri düşünelim. Bitkiler e, yerini bulduklarına mutlu oluyorlar. En küçük bir saksı bitkisi yanlış bir yerde, yapraklarını döküyor, mutsuz oluyor. O insan da böyle aslında. E, peki, hani çözümler ne? Ee, i̇şte Pükür bunları da söylüyor zaten. Bilgi, bilgi erdemi getiriyor. Erdem de arete eski Yunanca kavramı. Türkçe'de pek olmayan evdemonyaya insanı ulaştırıyor. Evdemonya aslında well-being İngilizcesi. Yani iyi oluş hali. Burada süreç mi, sonuç mu? Buna bakmak gerekiyor. Hı. Biz direkt Sonuç istiyoruz. Ben buna enter kültürü demeye başladım. Soruyu şöyle o zaman bir tahsil edeyim. Başka bir noktaya gidelim. Mutluluk dediğimiz şey o zaman bir süreç bir devamlılık hali olmak yerine bir an o halde. Bir durum. Bir hal. Bir hal. Anın getirdiği bir Anın hal. Anın getirdiği bir Kendi. Ama insanoğlunun galiba tüm şu ana kadar yaptığımız konuşmalardan benim anladığım kadarıyla aradığı şey temelde ee, o anı sonsuzlaştırmak ya da sürekli hale getirmek değil, tanımı biraz yanlış yapıyor galiba, kelimeyi biraz yanlış yapıyor. Aradığımız şey sanırım tatmin hissi. Onu da içeriyor, öyle Aslında. mi? Tabii ki. Yani o tatmin ise içsel tatmin. Elbette, tabii. Soruların ki. E, tabii. soruların bir şekilde kendiliğinden yanıt bulması. Ancak buradaki soru insanın o içinde kendisinin ki hani gülmenin kendisine, parmak izinin kendisine özel olması gibi soru da insanın kendisine özel, yanıt da kendisine özel. İşte insan belki de Feuerbach bunu Tanrı için söylüyordu Alman İdaresi 19. yüzyıl dışındaki Tanrı'yı, içindeki Tanrı'yı dışında aramaya başladı. Kendisine yabancılaşır aslında. Buna mutluluk koyalım. İnsan o içindeki mutluluğu ya da farkındalığı ya da mutsuzluğu dışında aramaya kalktığında o tüketim kültürü zaten bundan çok beslenir. Evet mutsuzluk kendinden gelir. Bunun farkındalığı şimdi bilgi o epiküryen anlamdaki ya da e, e, felsefi anlamdaki bilgi okumayla gelen bir bilgiden öte bir bilgi. Sezgisel bir bilgi mi acaba? Birçok şeyi. Ya da deneyimsel yok. bir bilgi mi? Bireysel deneyim burada çok önemli. Hmm. Kişi onu kendisi deneyim. ya Siz dediniz ki Korkut Hocam işte yap listesi var. Yapıyorum yapıyorum mutsuz oluyorum. E, olursun tabii çünkü sen onu... Bireysel olarak deneyimlemeyip ona inanıyorsun. Ya Buda'nın söylediği bir sütle söyle var. Orada şey der. İnanma. Bir şey e, çok hoşuna gidebilir. inanma. Dostların söylediği için inanma. Hocan söylediği için inanma. Şimdi izleyicilerimiz bize inanmasınlar. Niye inanıyorlar ki? İnanma. Hiçbir şey kutsal kitapta yazıyor. İnanma. Ama kendin deneyimle ve Kendine gör. Inandı. Kendine inan. Çünkü biz dışarıdan bir konfeksiyon giyinmeye çalışıyoruz. Oysa ki hayat terzi ürün. Tailor made bir şeydir. Kendi hayatımızın kendi terzisi olmalıyız. Kendi işçisi olmalıyız. Ve burada tabii ki etik, o etik kurallardan vazgeçmeden, yani bir e, karıncayı incitmemek. Bu çok önemli. Çünkü bir karıncayı incitmekle başlıyoruz. O zaman o, o öyle bir duyarsızlaşma getiriyor ki bizde. Oysa ki Dünyanın bütün karıncaları birbirlerine haberdar. Çünkü içgüdüleri var. Dünyanın bütün ağaçları kökleriyle, ağaçların beyinleri köklerinde. Yerlerini buluyorlar. Çünkü betona geliyor, yana kırılıyor, var olmaya çalışıyor. Dünyanın bütün ağaçları köklerden birbirleriyle bağlantılı. Biz büyük emeklerle Ankara'nın ortasında dikilen o ağaçları pervasızca kesmeye kalktığımızda dünyanın bütün ağaçları üzülüyor için için ağlıyorlar ve işte küresel ısınma, kutuplar eriyor. niye eriyor? Ötseller oluyor. Temmuz'un ortasında üşüyoruz ama aralığın ortasında pişiyoruz. Bütün bunlar bizim işte o toprakla olan ilişkimizi, elle olan ilişkimizi koparmamızla da biraz ilişkili ve birbirimizle de olan ilişkileri maalesef yetini test edemiyoruz. Çünkü kendimizle olan ilişkimizde bir aksaklık söz konusu. O zaman yani şu ana kadar gene dinlediklerimden yani her üç konumda hemen hemen aynı şeyi söylüyor. E, bu dışarıda aranacak bir şey değil. Yani Kesinlikle. bunu artık net biçimde söyleyebiliriz. Dışarıda aranacak derken işte psikolojide iç motivasyon, dış motivasyon diye tanımlanan mesele. Dış motivasyonla birileri beğenecek, birileri isteyecek diye yapılabilecek bir şey değil. Efendim söyleyeyim e, herhangi bir şeyi almakla, sahip olmakla ya da mülkiyetle e, alakalı bir şey ya da mülkiyetle sağlanabilecek bir şey değil alakalı ee, ki e, hem dış motivasyon hem mülkiyet diye tanımladığımız şeyler e, tam aksine insanı mutsuz eden şeyler oluyor günün sonunda son tahlilde baktığımızda. Ee, Bora Bey diyor ki insanın kendi doğasıyla aslında ilişki kurması bir tarafa yani... E, doğa derken ben doğayı insan dışındaki her şey diğer canlılar olarak tanımlamıyorum. İnsan Kesinlikle. da onun evet. bir parçası Kesinlikle. olarak. Yani kendisiyle ilişki kurması demek karıncayla da, ağaçla da, uçan kuşla da hepsini bir yana bırakalım. Bizzat canlı bir varlık olan toprakla da ilişki kurmakla alakalı bir şey. Kesinlikle. Peki Çünkü kolektif bir durum da söz konusu. Yani ha, tabii tabii. E, mutluluk öyle tek başımıza yaşayabileceğimiz bir şey değil. Yani hani Edip Cansever'in de ünlü şiiri vardır ya gülmek bir hak biliyorsunuz. E, gülmek. Evet, evet. evet. E, ya yani ama tabii bizim burada e, yapabilecek olduğumuz e, şey gerçekten kendimizden başlayarak kendimizdeki bu e, iyi oluş halini örneklerle e, yansıtabilirsek bulaştırmak. Bulaştıralım o o hali, farkındalık halini, bilinç halini, bilgi halini ve İnsanlar kendi elleriyle mutluluğa ulaşsınlar. Yoksa mutluluk kelimesi umutla ilişkili aslında. Ee, Mut, ses olarak da umut. Umut, umut kökü tabii o da umut. Umutla da bir kardeşliği var onun. Umutluysak e, mutluyuz umutluysak buradayız. Yani işte e, zaman, emek her şeyle her şeye rağmen buradayız, umutluyuz ve uh -huh. o zaten o kendiliğindenlik haliyle gelecek. Evet var mı bir şeymiş tabi. Böyle bir şey oldu mu? Yok yok çok feyve alıyorum şeyden de. Tamam o zaman ben çünkü Korkut hocama e, mutluluğun biyolojisini Hı. soracağım. Ya da şöyle sorayım. Yani genetik olarak bizim varoluşumuz, fıtratımız itibariyle insanların bir kısmı e, pozitif olmaya çalışıyor. E, tat bireysel tatmini hissetmeye daha yakındır. Kimileri genetik olarak daha e, uzaktır ya da kimileri iyimser, kimileri karamsar, kimileri daha mutlu olmaya yakın, kimileri daha mutsuz olmaya yakındır gibi bir ayrım acaba öyle çok bir şey mi olur? Kaba bir ayrım mı olur? Böyle bir şey var mıdır? Bunun bir kökeni var mıdır? Aslında olmaz. Şöyle ki e, ilk çalışmalardan biri 1936 ile 1944 yılları arasındaydı yanılmıyorsam e, ee, Amerika'da yapılmış bir çalışma. Yaklaşık 5000 kişiyle çalışılmış bu. En son çalışmada benim gördüğüm 2017 çalışması. İkisinin çok enteresan ortak söylemi şu. Mutluluğun %50'si genlerinizden geliyor. %40'ı davranış kalıplarınızdan geliyor ki bu da biyolojiyle alakalıdır. Yüzde 10'u da çevreden geliyor. Şimdi yüzde 10'u bir tarafa bırakalım. O 50 ve 40'ı bize biraz tanımlar <laughs> mısınız? <gülüyor> Aynen. Şimdi oraya geleceğim. Ee, teşekkür ederim. Şimdi bakın gerçekten e, bazı insanlar belli e, olaylara karşı doğuştan dirençlidir. Yani bu, bu 2 artı 2, 4 her zaman denmez biyolojide veya tıpta <laughs> ama hani bu, buna çok yatkındır. Şimdi biz aslında depresif bireylerle veya majör depresyon gösteren bireylerle çalıştığımız vakit bunların biyolojiliğiyle hakkında çok güzel bilgileri ulaştık. Şimdi depresyonun bir bireyde olmaması onun mutlu olması anlamına gelmiyor kesinlikle. Ama gördük ki gerçekten kendini işte belli ölçekler vardır psikolojide onları yapan kendini mutlu sayar ve onların biz belli gen yapılarına baktığımız zaman bazı ortaklıklar gördük. Ve şu anda özellikle hayvan modelleri çünkü biz insanla bu deneyleri çok sık yapamıyoruz. Sebebi beyni o kadar kolay girip çıkmak mümkün değil. Ki Allah'tan bu 2015'te e, hatırlarsanız Obama e, bu beyin araştırmalarını ön plana çıkardı ki şöyle bir şey söyledi biz genetik çalışmaları 1'e 147 kazandık. Bundan çok daha fazla kazanacağız. Şimdi şuna geldik artık biz e, çalışmalarımızın nöro takısı aslında nöro pazarlama, nöro felsefe e, Nörogastecilik buna doğru gidiyor artık. Eskiden molekülerdi bu ve ben korkuyordum artık moleküler e, felsefe, moleküler edebiyat gelecekti. Bunun sonu yok çünkü her şeye molekülleri koyduk biz. Çünkü gen çok önemliydi, işte e, moleküller çok önemliydi. Şimdi de nöro çok çok önemli olmaya başladı. Ama şunu gördük ki gerçekten de e, hayvan modellerinde. Ki bunları yani taklit eden insanların o bölgeleri şöyle gördük ki belli gen kombinasyonları bizde daha farklı olmaya sebep oluyor. Bunu nereden gördük? Mutluluk dendiği zaman ödül mekanizması karşımıza çıktı. Beynin özellikle bu nükleos akumbens denen bölgeden başlayan ve dopamin salgılayan ve bunu işleyen nöronların oluşturduğu bir bölge var. Ve o bir silsile bütün bizim e, merkez sistemini sistemine... E, etkili bulunuyor. İşte gördük ki burada dopamin burada çok çok önemli. Dopamin molekülü. Dopamin molekülünün bütün beyin birbirine bağlıdır. Hani herkes der ki yok dopamin sadece serotoninle çalıştırıyor. Yok öyle şey. Bütün beyin birbiriyle bağlantılıdır. Biz şu anda belki 4-5 molekülle bunu yapıyoruz ama e, gün gelecek ki biz 20 30 40 50 500 1000 tane molekülü aynı anda birbiriyle ilişkisini sentez ediyor olabileceğiz. Sonra görüldü ki serotonin bu işte çok çok önemli. Bakıldı ki GABA, bakıldı ki BDNF Bakın her geçen gün molekül grubu artıyor. Ama şöyle bir örnek verip olayı hem biyolojisini hem de genetik kısmını anlatacağım. Çok da iç, hani dibe girmeden sizleri sıkmadan. İşte bu serotonerjik, dopaminerjik, GABA sistemi, BDNF dediğimiz beyin kökenli nörotropik faktör. Bunları sentez eden genlerdeki sorunlar insanlarda belli davranış kalıplarına sebep oluyor. Ben kendim de yaptım. Evet ben gerçekten optimist bir insanım. Yani şey değildir. Yani daha bir e, örnek veriyorum. Bardak dolumu boş mu? Ya ben o suyu içerim yani. Niye kardeşim bana? Yani şey, <gülüyor> <gülüyor> o Cıklı bardak ya yani iç, içeceksin bunu. Yani niye kardeşim dolumu boş mu? yok? niye dolu tam boştan bakayım? Yani ben iç oradakini içeyim. İşte, aynen o bardak benim için içindeki sıvıyı, içinde <laughs> hani ki sıvıyı ağzıma ve on, dolayısıyla vücudum alma yoludur. Bakın şöyle bir şey var. BDNF dediğimiz bir molekül var. Bu olmazsa olmaz bir molekül. Neden biliyor musunuz? Şimdi yaşlanma karşıtı çalışmaları, mutlu olmayla ilgili çalışmalara baktığımız zaman birçok psikiyatrist, psikolog ne öneriyor? Uzman ne öneriyor? Bakın ilk beşte tutturacağız hepimiz. Neyi öneriyor? Şunu yaparsanız daha mutlu olursunuz, geç yaşlanırsınız. Ne öneriyorlar bize? Spor, spor, spor Egzersiz başka. İşte beslenme, beslenme. Daha, efendim kötü alışkanlıklardan Attık onları. uzak. Tamam. Efendim söyleyeyim eee Bakın tutturacağız. Stresten uzak durmak. Harika. Stresten uzaklaştıracağız. Ee, efendim daha ne diyebiliriz? Mutlu ee, olabileceğiniz işleri yapma, elle çalışma. Ne, niye elle çalışıyoruz? E çünkü elle beyin arasındaki o ilişki Harika. bizi insan yapan öğrenme, temel ilişki. Öğrenme, değil mi? Bakın öğrenme. Dediğiniz gibi yeni işler yapma. İşte biz buna e, özellikle bu beyin çalışma konnektom deniyor. Ya bu nedir biliyor musunuz? Sinirler arasında yeni bağlar yapmak. İşte bu bizi hep dinç tutar. Bu bizi olaylara karşı dirençli tutar. Nasıl bu bağ yapacağız biliyor musunuz? Başlangıcı işte bu BDNF molekülüdür. BDNF bir sinir hücresinden diğer sinir hücresine diğer kimyasalın geçmesini hızlandırıyor, kolaylaştırıyor. BDNF'i biz ne zaman salgı, e, çok fazla salgılarız? Bir, demin söylediniz egzersiz. iki <gülüyor> gülmek. <gülüyor> güldüğümüz zaman ve egzersiz yaptığımız zaman bizler BDNF denen o molekülü çok fazla salgılıyoruz. Bir şey soracağım yani hani çok ben hani inandığımdan değil ama kahkaha terapileri falan var. Yani orada herhangi bir insanı gerçekten güldüren bir espri bir vesaire durum olmadan kendiliğinden başlayan gülme ve kahkahalar da aynı şeyi yapıyor mu? Hepsi beynimizin aynı merkezinden ee, köken alan bütün o tarz ilişkiler aynı etki yapar. Aa, çok ha, ama işte sizin genetik yapınıza göre sizde yavaş yapabilir, ben de hızlı yapabilir. Ama yapar. Öyle ya da böyle yapacak. Yoga, egzersiz bakın bunlar en fazla e, mutlu olan insanların mutsuz olan insanlardan e, nabızları dakikada 6, az daha, 6 tane daha az atar. Daha sakindir. O da pozitif feedback gibi diğer şeyi daha sakinlik Diğer mutluluğu yol açıyor. Bakın bir BDNF ile başladı. Diğer endorfinlerin salgılanması, e, endokanabinoidlerin yani aslında biraz burada şey narkotik maddeler ama endojen olanlar. Bizim vücudumuzun. Vücudun değil. kendisinin Aynen diye. bizi sakinleştiren. Ondan sonra serotonin, dopaminlere gelmiyorum bile. As şeylere epinefrin, onlara girmeyeceğim bile. Biz bunu yaptığımız sürece bakın çok daha farklı şeyler olacak. Bizi güldüren şey ne? İşte hocamı izleyeceğiz dost olacağı. Tablo oynamak dedi mesela hocam. Bakın hmm. ben niye tablo oynamıyorum biliyor musunuz? Ben orada yani bir kazanma şeyi var. Ben kaybedersem ha o ortamına göre değişir. Gergin olabilirim. Her gün tablo oynamam. Yılda birdir çok mutluyumdur. Hadi yenilirsem yenilirim. Ka ama karşı tarafın benimle dalga geçmeyeceğini bileceğim. <laughs> dalga geçecekse art niyetli <laughs> asla ben arıyor. yokum. <laughs> ama <laughs> raconda o yok. Raconda yoksa tamam. Raconda o yok. Raconda gözlemim o. Oradaki o Heyecan ve e, saygı, sevgi esnafta da bunu görürüz zaten. Ee, gerçek başladık. esnafta. Tabii ki gerçek esnafta. Oyun tabii. bitti mi tabii. oyun biter. Heh, aynen. Üzerine tekrar böyle üz Bakın, konuşulmaz, değerlendirmesi Kapanır, kapanır bitti. İşte bu işin böyle... Çaylar gelir içilir hesap verilir en fazla. Aynen. Bu da bildiğimiz Deniz Bey. Ya Daha bilmediğimiz neler var. Çünkü bunlar basit moleküller. Bunları çok Hı -hı. iyi artık e, analiz Hı -hı. edebiliyoruz. Gidişatlarını vücutta görebiliyoruz. Hı -hı daha her geçen gün yeni moleküller gelecek ama şu andaki en basit şey egzersiz ve mutlu olmak. Kısa bir reklam arası efendim reklam arası aslında çok da kısa değil onu da söyleyeyim hani yanlış bilgi de vermeyeyim sizlere 5-6 dakikalık bir reklam arası. Sonra buradayız devam edeceğiz. Çok güzel bir sohbet var görüyorsunuz. Böyle aynen böyle devam ediyoruz. efendim bir reklam arası vermiştik. Tamamladık. Gündem özele devam ediyoruz. Müfit Can Saçıntı, Bora Ercan ve Doçent Doktor Korkut Ulucan'la birlikteyiz. Şimdi başka bir noktaya geçeceğim. Yine ben şeye soracağım önce Müfit abi'ye soracağım. Şimdi birkaç tane soru ama aslında onları bir arada düşünmek gerekiyor. Bir kere insanoğlunun en temel problemlerinden bir tanesi herhalde komşunun tavuğu meselesi yani bir karşılaştırma eğilimimiz söz konusu. Bunu farklı farklı şeylerde görüyoruz. Ee, biçimlerde karşımıza çıkıyor. İşte e, komşuluk ilişkilerinde işte bilmem kim bilmem ne yapmış. Bak sen bilmem ne falan gibi böyle şeyler söylenir. Hani e, esprilere de geçmiştir. E, ama ikincisi daha da büyük bir e, fenomen olarak uzun süredir hayatımıza girmiş bulunuyor. Herkesin mükemmel hayatlar yaşadığı Instagram, <laughs> e, işte Facebook, e, Twitter herkesin en doğru olduğu Twitter. Her şeyin en doğrusunu bildiği vesaire gibi şeyler. E, bu karşılaştırma eğilimi nereden geliyor? Bu e, rekabet üstelik de e, temelleri olmayan bir rekabet. Yani hani aynı iş yerinde bir pozisyon için iki kişi e, rekabet ediyordur. Bu anlaşılabilir. Tırnak içerisinde söylüyorum ama hiç öyle şeylerin olmadığı yerlerde bile kıyaslar, rekabetler vesaireler ve sosyal medya tabii ki. İnsanoğlunun ee, mutluluk diye mutluluk kelimesiyle tanımladığımız ama aslında tatmin efendime söyleyeyim e, huzur ve denge kavramlarıyla düşünmemiz gereken o ruh haline nasıl bir etki yapıyor, nasıl bir olumsuz etki yapıyor daha doğrusu. Ee, şimdi bu soruna yanıt vermeye çalışayım kendimce de. Demin kendi hani baştaki ilk soruna ben uzatmayayım diye bazı şeyleri söylememiştim. Hani niye bu kadar fetişleştirildi? Abi, uzatalım neden? ya rahat rahat ha, konuşuyoruz. Neden işte fetişleştirildi şart mı filan e, demiştin ya. E, önce ona yanıt vereyim. Uh -huh. Sonra eğer unutursam tekrar. Tamam tabii tabii ben Şimdi şöyle bir şey yine diyorum ya vatandaş olarak ben de e, kafayı. E, takmış durumdayım mutluluğa. Eee Confucius'un bir lafını e, okudum. Çok şaşırdım. E, diyordu ki işte e, mutlu olmak istiyorsanız mutluluğu aramaktan vazgeçin. Aa böyle bir çelişki gibi geldi ya ne demek istiyor koskoca usta saçmalamış olamaz. Vardır bir hikmeti Bunu... sonra. Konfüçyü <laughs> <laughs> saç atıyor. Poliniğe gidiyor. Altı ayında. Tekrar bir alt yazıyor. Bir fükan saçıntı. Konfüçyüse de karşı. Hayır şöyle bir şey. Bunu Ahmet Mehmet söylese saçmalamış der geçersin. Konfüçyü <laughs> söyleyince şöyle. kesin bir şey vardır. Ben de bir şey söylüyorum altı yazıyorlar saçmalıyor falan o sen Ama şimdi ben de işte dediğim gibi Ahmet söylese saçmalıyor lan bu ne demek istiyor bu? Aa, oku da gel o öyle değil Confucius filan Konfo filan derdi. <laughs> ama değil mi? ama koskoca Confucius dediğine göre bir anlamı vardır bunun diye anlam aramaya başlıyorsun. Ya yani ne demek mutlu olmak istiyorsan mutluluğu aramaktan vazgeçin. Şimdi benzeri yine 80'lerde çok da severim hani e, müzisyen Özdemir Erdoğan'ın bir şarkısı vardı. Arayan gözlerle hiç bakma etrafına mutluluk peşinden koşarak yakalanmaz. Belki o da konfüçyüsü bizden önce okudu, besteledi. Ya bu ne demek diye kafa yordum mu? Ya hakikaten bak çünkü bir arama ve bulmaya çalışma, buna şartlanma insanla bir kaygı, bir stres yaratıyor. O kaygı ve stres Olduğu sürece de e değil mi, mutluluk yan yana gelmiyor. Yani kaygının ve stresin olduğu yerde mutluluk yok oluyor. Yani usta herhalde diyorum onu demek istiyor ki sen bunu illa mutlu olacağım diye bunu bir fetiş haline, bunu bir şart haline, kural haline getirirsen bu sende hem bir kaygı yaratıyor hem stres yaratıyor. Sen bu kaygıyı stresi yaşadığın sürece yani aradığın sürece, bunu bulamazsın. Bundan vazgeç. Bu kaygıdan kurtul. Bundan nasıl vazgeçeceğiz? Hani o şa e dediğin doğru. Şimdi şartlanma var. Ya şeyde de bak şu, bunun şart olmadığını anlamak bir kere bize mutluluğa giden yolda ilk adımız. Yani mutlu olmak zorunda değiliz. Neden? Çünkü bak sürekli mutlu olmayı Başta söylediğim gibi sistem pompalıyor. Sürekli böyle mutlu ol ki diyor, onun üzerinden bir şeyler satmak, sistemi sürdürmek zorunda ama... Mutluluktan kastettiği de haz aslında. Ha, haz ve anlık demek evet. yani, yani e, çok geçici olmak zorunda ki tekrar tekrar satabilsin onu sana. Şimdi bizim mutlu olmak istiyorsak önce bunun şart olmadığını hem konfüçyüs ustayı dinleyerek... Ee, hem işte gerekirse Özdemir Erdoğan'ı dinleyerek bir kere bunun şart olmadığını kabul etmemiz lazım buradan hemen hocalarımdan da destek istiyorum ya mutlu olmak ya sürekli mutlu olmak hem e, şart değil hem mümkün değil bunu bilirsek mutluluğa giden yol değil adım atmış olacağız hemen şöyle örnek vereyim. abi niye sürekli mutlu olayım ki ya neden sürekli mutlu olayım yani sevgilim beni terk etmiş Abi niye mutlu olayım? Buna üzüleyim. Bir arkadaşımın cenazesine ya da değerli bir insanın cenazesine niye mutlu olayım? Değil mi? Yas a tutmam gerekir. O yasını aynen. yaşamam gerekiyor. Şimdi değil mi? Doğru olan, doğru duyguyu doğru yerde, doğru zamanda yaşamak. Yani tabii ki sevgilim terk edince... Niye manyak mıyım? Gerizekalı mıyım? Neyim ben? Niye mutlu oluyorum? Bir yakınım dünle tabii orada üzüleceğim, burada ağlayacağım. Düğün olacak. Göbek atacağım. Kendimce atacağım. Hem de o daha iyi atıyor bu da. Ben kötü atıyorum. Figür biliyorum, bilmiyorum. Demeden ya bunu söylemek isteyen yani hakikaten ustaların sözünü dinlersek mutluluğa giden e, yolda ilk adım mutluluğun şart olmadığını Sağlıklı bir şey olmadığını kabul etmekten geçiyor galiba. Şöyle bir şeyle döneyim ben Bora Bey'e. Duygular arasında bir hiyerarşi kuruyoruz aslında yani modern toplum itibariyle. O hiyerarşide de e, keder, yaz, üzüntü, ha, acı evet. gibi bir takım kavramların negatif olduğunu, insana ait olmadığını adeta... ...insanın kendisini gerçekleştirmesinin e, hazla tanımlanan duygularla, mutluluk, haz gibi duygularla ifade edildi. Bunların o hiyerarşide yukarıya konulduğunu e, ve mümkünse de diğerlerinden olabildiğince kaçıp yani acıdan mümkün olduğunca kaçıp hazla yönelmenin doğru bir hayat biçimi olduğuna e, inanıyoruz bugün itibariyle. E, bir şey daha söyleyecektim e, o da e, önemli bir noktası. Sanki acı çekmenin insani bir hal olmadığı ...gibi bir noktaya da getiriyor bu bizi... Ee, ...ne dersiniz? Şimdi ben bir yoga bakış açısını burada... E, ...paylaşmama... E, ...izin verin... E, ...farkındalık her şeyin öncesinde... ...yani sizin hangi duygu durumunda olduğunuz önemli değil... ...önemli olan... ...hangi durumun duygu durumunda olduğunuzu fark etmek... ...öte yandan... ...siz... E, ...nihai olarak gelen bir hal vardır o anant denir buna mutlu demektir. Ama buradaki mutluluk koşullardan bağımsız mutluluk. Sadece bağ oluşun, basitçe nefes alıp vermenin mutluluğu ama onu fark etmek ve uçlardan uzaklaşmak. Şimdi modern hayatta bütün bu içsel sıkışıklıklar içinde yoga da meditasyonda bir yine o tırnak içinde has egzersizi olarak sunulabilir. Evet, ...hormon dengesini değiştirir, vücutu esnetir, açar... ...o anda bir e, mutluluk verir. Ancak e, yoga'nın amacı bu değil. Daha çok özgürleşme. Yani o, ben şimdi e, gittim, rahatladım... ...oh ne güzel, bana da geliyor işte arkadaşlar... ...hadi bizi bir rahatlat işte... ...bize iki tane nefes aldır, verdir... ...iki mantı söylettir, rahat... Ya, yani ...yok böyle bir şey, bu yalan bir şey bir kere. Yani e, öyle şimdi bir... Şimdi <laughs> <laughs> Mutluluk pazarlamacılığında evet. falan gerekir, o oh, yalan bir evet. şey. Nihai e, amaç... Özgürleşme. Neden özgürleşme? Bu çok kritik bir soru. İşte o sizin de çok çok sıklıkla vurguladığınız e, maddi dünyanın e, bize o renkli maddi dünyanın üzerimizdeki baskılarından, bağlarından özgürleşme, içsel özgürleşme, dışsal özgürleşme bu zaten başlı başına bir mutluluk hali. Yani biz ne yapıyorsak o anı kurtarmak için yaptığımızda daha çok kurtulmak istediğimiz şeyin içine gömülüyoruz. Öyle bir tüketim objesi haline geliyor. Çünkü günümüzde modern kapitalizm o kadar kuvvetli ki her şeyi kendisine benzetmeye çok çok eğilimli. Ben izleyiciler hepimize bir belgesel önermek istiyorum. Mutluluğun ekonomisi. The Economy of Happiness. Bu 50-60 dakikalık bir belgesel. Bir alt da var. Ben eğitim programlarını çok sık izlettirmeye çalışıyorum. Çok kısaca. Nereden vuracağız hocam? Youtube'da, YouTube'da var. Biraz anlatın hocam. Kısaca bir, gitmemize de gerek yok. Önemli bir şey bu a, bence. Ama izlesin arkadaşlar. yo muhakkak <laughs> muhakkak ama hani böyle bir, çok, çok da tadımlık kalmasın. E, bir Himalaya'da dağ köyü var. E, bu dağ köyünde e, yolu bile yok bu dağ köyünün. E, orada yerel e, topluluk e, kendi o anaklarıyla e, böyle bir yaşamını sürdürüyor. E, ve yapımcı o insanlara sorduğunda bu evdeki yoksul buradaki, bu köydeki yoksul ev hangisi? Kim yoksul bu evde? Şaşırıyorlar. Allah Allah. Yoksul kim? Yoksul ne demek? Yoksul ne demek? hani Kim en çok sesli burada? Allah Allah. Öyle bir kelime Lügat'ta yok. Hı. Yok yani. Öyle olacak bir durum yok. Gel zaman git zaman Hint hükümeti highway'ler, otobanlar oraya döşüyor. Büyük kamyonlarla ilk olarak o köye ne gidiyor biliyor musunuz? Nasıl? En çok tüketilen eee çipi denen hani e, çip şeyler abur cubur işte mı, e, renkli renkli şeyler var ya patates çizikleri işte, abur, abur cubur işte o gidiyor bir de e, gençler için o zamanlar tabii internet şu yok bir takım dergiler e, gidiyor renkli dergiler işte komşunun tavuğu orada ortaya çıkıyor çok kısa bir süre içinde o köydeki insanlar eee dilenciliğe başlıyorlar yabancı gördüklerinde orada biz yoksuluz bize yardım edin çünkü ee, ve suçlar başlıyor. Suç oranları başlıyor. Rekabet başlıyor. Hemen e, çünkü kendisini kıyaslamaya e, ve tüketim kültürünün içine dahil olma gibi bir durum söz konusu. Şimdi Bu Asya'dan gittiğimizde e, 2008 yılında Asya'nın bir ülkesi var. Bhutan diye. Evet. Bir küçük bir e, ülke. Bhutan kralı diyor ki e, Gross National Happiness yani Gross, gross National Income değil yani e, toplu, e, ulusal ...gelirden söz etmiyor... ...milli gelirden söz etmiyor... ...milli mutluluktan söz ediyor... ...siz Aynen. diyor her şeyi parayla ölçüyorsunuz... ...benim ülkemin insanları mutlu... ...ben merak ettim... Şahane. ...merak yani. ettim bu hani kurgu mudur... ...yalan mıdır böyle film seti midir... ...bu ülke nasıl bir ülkeydi gittim o ülkeye... Ee, ...bir şey fark ettim o ülkeye. Ya, ...hapishanelerde kimse yok... ...yoktu ben 3-4 yıl önce gittiğimde... ...şimdi internet yaygınlaşırken... ...biraz huzursuz olmaya başladılar... ...nasıl cevap vereceğiz yani? gençleri nasıl yeteceğiz bu konuda? Ülkenin %80'i ormandan oluşuyor. Ağaç kesmiyorlar yol yapmak için. Kralın çocuğu olduğunda bunu kutlamak için 300-400 bin ağaç dikiliyor bütün bir ülkeye. Bir, bir gün sokakta 15-16 yaşlarında genç lise öğrencileri gördüm. Çok sakince yürüyorlar ellerinde birer çuval. Ne işte çöp toplama günü. Allah Allah siz çocuklarınıza sokaktan çöp mü toplatıyorsunuz? Bir şey geçebilir kafamızdan ama orada işte orası ev, yuva. O o bilinci veriyor aslında çocuğa. Oradaki topladıktan sonra e, o çöpü o çocuk artık nasıl bir eğitim? E, geçen bizim Kadıköy'de bir kafe restoran türü bir yerde oturuyorum. Restoranda çalışan çocuk işte e, yere dükkanın önünde çöpe attı. Ne yapıyorsun sen dedim. Niye çöp atıyorsun? Herkes atıyor ki ne vardı? Mesela bu herkes. Hemen en büyük savunumuz. İyi de burası senin dükkanın. Atan birisi de seni itiraz etmen lazım. Ama o çok o, sinirlendi. Böyle bir hani şey e, içinden kim bilir neler e, sayıyor ediyor. Bir geri adımda atmamaya direniyor falan. E, ya bu biz hemen zihin e, nereye yöneliyor? Herkes karşılaştırmaya yöneliyor. Oysa ki biz karşılaştırmaları hep iyi taraftan, yapmak durumundayız ve aslında karşılaştırabilirliğin de olmadığını e, söylemek durumundayız insanlara. Herkes kendisine özgü. Kendisine özel e, ve bizim bir varoluş nedenimiz varsa kendimizi keşfetmek. Keşif yolculuğu. ya Yoga'ya bağlayayım tekrar. E, yoga öyle işte e, instagramda e, pozlar verdimle de değil. Kendi keşif yolculuğu. Yani o ne güzel pozlar veriliyor ama insanların kafasında tabii oluşan imaj da tamamen bir show biznize dönmüş durumda. ve hep uyanıklık, farkındalık. Dikkat. Dikkat ne demek aslında? Dakika, dakik. O anda olmak. Dikkatimiz kaçtığında mutlaka bir sakarlık yapıyoruz, bir alakösens kaza söz konusu rahat rahat oluyor. Bunları küçük küçük kendimiz kendi egzersizlerimizle kendimize uyan egzersizlerle hep bilgiye açık olarak reddetmeden kendimize en uygun hangisi geliyor ona yöneldiğimizde aslında e, evet sorun her zaman var ama bizim o soruna verdiğimiz yanıt ne? Burada kitleniyor Bugün de çok güzel şeyler öğren öğrendik yani. Her an bir öğrenme süreci ve bunun da getirdiği bir e, mutluluk bu kadar basit bunları topladığımızda zaten işte toplam ulusal mutluluğa da ulaşılabilir. Ben Bir şeyden mutlu oldum hem şaşırdım hem sevindim ya duydum ya o belgeseli izlemedim hemen izleyeceğim

<laughs> öyle bir şeyim olursa şimdi bir belgesel duyunca <laughs> ya çok hoşuma gitti ya gerçekten abi parayla ölçen ölçsün de biraz da hani bunun hakikaten kişi başına düşen mutluluk ne yani bu ülkede kişi başına düşen kahkaha ne biraz da bununla ölçmeye çalışalım hani para evet, mı bir... getirir mi getirmez mi o ayrı mesele ama bu da önemli bir ölçü şöyle o... o yüzden çok mutlu oldum böyle bir tabir hocam o belgeselde geçmiyordu ben İkisi de yakın coğrafyalarda olduğu için o örneğe Hı. bağladım ama Birleşmiş Hı. Milletler bu öneriyi kabul etti. Kimin önerisi var? bu tanrı? Bu Tan kralının. Bu tan kralının ha, ha. önerisi bu. E çok güzelmiş. kralı çok seviyorlar. Tamam. Ve bundan sonra bana lafata artist diyenlere hemen <laughs> bu cevabı vereyim ya. Yani. Kral söylüyor birleşmiş, kardeşim. Birleşmiş kral, krallık kral, kral söylüyor. Kral kral söylüyor, kral kral söylüyor birleşmiş, birleşmiş Milletler kabul etti. Kabul etti. 20 Mart'ta ben çok destekliyorum. Dünya Mutluluk Günü ilan ediyorlar. 20 Mart. Evet 2012'den bu yana bu kutlanıyor. Evet. Dünya Mutluluk Günü. Hı. Ancak Asya'da, örneğin Tayland, kendi, Taylandlar kendi ülkelerine The Land of Smile derler. Gülümseyen. Gülücükler ülkesi, gülücükler diyarı. Bununla beraber e, ben kendi deneyimlerimden biliyorum. Hayatımın son 30 yılı o yollarda çok geçti. Gitmediğim Asya ülkesi pek kalmadı. E, herhangi bir sorun gülümseyerek çözülebiliyor. Zaten gülümseyerek başladığında sorun da kalmıyor ortada. E, böyle bazen kazıklamaya da çalışırlar Hindistan'da falan hani tipik e, turist kazıklaması. Onlara ilk başlarda çok sinirleniyordum. Hiçbir sonuç alamıyordum ama ben de gülümsemeye başladığımda sonuç gelmeye başladı. <laughs> Onu ama farkındalıkla eee bizde hani erkek adam gülümsemez hatta ne, öyle kötü de, bir o, sözü var ki bir şey öyle e, evet. yani. Ben şimdi yani. dile getirmeyeyim diye dedim ama yani, yani evet ne kadar, ne kadar kötü ne kadar cinsiyetçi şey. i̇şte ne bu, kadar ayıp bir laf yahu. Zi, dilimiz zihnimizdir. Tabii. Bunu ya yani, dil ideolojidir, özetle. Ya bunları dilimizden bizim söküp atmamız lazım. Ve gerçekten Hı. asit dökmek lazım o kelimeleri. Çünkü i̇ster istemez çünkü hepimize yani ne kadar e, kentli görünen iyi eğitim almış diye düşündüğün insanlarda bir de o kalıyor o, o kodlamalar o cinsiyetçi o maço eril işte e, şiddete eğilimli. Maalesef, i̇ster iste, tüm bunların sonucunda da ister istemez şiddet geliyor tabii. İster ki. istemez zaten. Yani tabii. bizim yani başka bir şansı yok. yok. Bunun ille de fiziksel şiddet olması gerekmiyor, psikolojik şiddet Bakış oluyor. Bakış bile. E, simgesel şiddet oluyor vesaire. Tabii Ama şey. şiddete götüren şeyler da bunlar. Korkut hocama döneyim. Bol bol bir. Ben bir şey tabii, tabii. Korkut tabii, hem... Tabii. Evet, evet. Ya yani ne güzel. Bu, keşke <laughs> böyle olsa program. <laughs> yok yok. Şimdi şöyle. Gülmeden sizden da... Şöyle bir şey var dedi, ...sözlük tanımı var, vardı? Tıbbi tanımı diyor ki işte mutluluk hormonu çok sık duyduğumuz bir şey. Ne kadar tıbbi bilmiyorum ama hani mutluluk hormonu var, yükseliyor. ...işte mutluluk hormonu yükselince mutlu oluyoruz. Ama hani o hormonu da yükselten şey bir faktör sebep yani. var, faktör var. Şöyle bir şey okumuştum bir yerde hatırlamıyorum ama diyor ki yani bir şey olur ve gülümseriz. Ama Beyin hakikaten mucizevi bir organımız ama aynı zamanda da kandırılabilir bir organımız diye. Yani bir sebep olur gülümsersin ve mutlu olursun ama sen gülümseyerek de bir sebep olmadan gülümsediğinde de o hormonlar yükselir mutlu olursun diye bir yerde bir şey okumuştum. Anlatabildim mi? Kesinlikle. Şey, yani hiçbir sebep yokken bile gülümsediğinde, sizden çağrıştırdı da hocama soruyorum, gülümsediğinde sebepsiz... O... Yani beynin o mojdevi organı kandırabiliyorsun da ekliyoruz. mutlu oluyorsun. Doğru mu bu? Ha hekleme evet doğru. Doğru mu? Bebekler günde ortalama 300 kez gülümserlermiş. Evet. Ne güzel. Ve bebeğe baktığımızda biz de mutlu olmuyor muyuz? Evet. Demek ki demin aslında bir tartışma geçti ben de girip hani yeni bir cep açmayayım dedim. Mutluluk bulaşıcıdır. Evet. Bakın bu evet. belki bilimsel olarak kanıtlanmamış bir olay ama... Şimdi ben bir örnekle vereyim. O örnekle girecektim zaten. Soru teşekkür ederim iyi oldu. Ben şu anda çalıştığım kurumda bir nevi idarecilik yapıyorum. Odama günde en az 7-8 sorunlu. Kimisi gözyaşıyla gelir, kimisi sert gelir. Şimdi bu gelenlerin bir kısmı konum olarak hiyerarşi çok önemlidir üniversitede biliyorsunuz. bizden konum olarak yüksekte konuşurken dikkat etmeliyiz, yani her şeyi söyleyemeyiz kendisini. Bir kısmı da konum olarak attı. onlarla biraz daha <laughs> rahat tabi saygı sevgi çerçevesince. Evet, Şimdi bazen e, konum olarak üstte hocalarımız geldiği vakit gülümseyerek konuşurum ve bana ilk başlarda ya şuna bak gevrek gevrek gülüyorsun karşımda bir çünkü <laughs> istiyor ki bir sertlik olsun <laughs> karşıda. Ama onların bakın yüzde 99'u benim adamdan gülerek çıkar. Niye biliyor musunuz? Sizin o taktiği kullanıyorum ben. Şimdi benim gülmem. Sizin bu özellikle e, görme e, nöronlarınızı etkiledi ve bu görme nöronları beyin e, beyine merkezi yani biraz daha basit anlatıyorum merkezi sinir sistemindeki serotonerjik nöronları aktive etti. Benim gülmem sizde serotonin sentezine sebep oldu. O yüzden. Bir de aynı nöron. Da burada Aynen. devreye tabii, girmiyor mu? Tabii mı? tabii. Bakın zaten e, ağzınıza sağlık. Bütün bunlar birbirini dediğim gibi hani e, bu aynı nöronların aktivitesi olsun. Çünkü aynı olayı aslında orada beyin gördüğü zaman da istiyor. Bakın demin bir örnek verdiniz. Hazın devamlılığı. Şimdi bizim vücudumuz hazzı nerede alır? İşte belli aktivitelerde değil mi? Peki bu niye sürekli değildir? Eğer bu çok bir şey olsaydı insanoğlu günde... 70 80 defa hani böyle bir hep haz duyardı değil mi? Veya efendim söyleyeyim belli olmaması gereken maddeler var. Ama onu da siz süreklilik kullandığınız zaman o da size aynı hazzı vermiyor. Sıkıntıya yol açıyor. Hem başta hem sonda. Demek ki bakın hazın mutlulukla çok büyük bir alakası yok. Haz ayrı bir olay, ayrı bir e, ne diyelim? E, metabolik bir olay. Mutluluk ayrı bir metabolik bir olay. Bu çok önemli ne olur bundan sonrasını özellikle altını çizeyim izleyicilerimiz Lütfen. kaçırmasınlar. Hakikaten mutluluk ve haz aynı şeyler değil. değil. Biyolojik olarak da Kesinlikle değil. Kesinlikle değil. Çok güzel. Yani şu vardır evet haz mutluluğu veya mutluluk hazı tetikleyebilir ama bunun ilişkisi birebir değildir. Doğru orantı değildir. Bunu bir kere bileceğiz yoksa dediğim gibi hayda hoppayla bir gün geçerdi. Şimdi bakın üniversite sınav sonuçları açıklandı hı hı. değil mi? Harika inşallah aslan gibi gençlerimiz... Hak istedikleri ettik, evet istedikleri ve hak, hak ettikleri yere. Ettikleri. Herkesin çocuğu ona en mükemmel. Sizin de öyle. öyle hani mi? bilmiyorum sizlerin var mı çok şey. Hepinizin öyle. Hepimizin çocuğu dünyanın en güzeli en bir tanesi. Sizler ondan çok onun iyiliğini istiyorsunuz. İnanın biz de akademik e, şey mensuplar olarak biz de inanın en az sizin kadar hatta sizden çok çocuğunuzun iyiliğini istiyoruz. Niye? Onu hayatı hazırlanırsak çalıştığımız okulların reputasyonu artacak. Biz aslında kendimize çalışıyoruz orada. Dolaylı olarak da sizin hizmet yani sizin isteğinize hizmet ediyoruz. Şimdi diyorsunuz ki işte aa bak örnek veriyorum. Bak Bora'nın oğlu veya kızı ne yaptı gördün mü? Şimdi bunu siz demesiniz bile çocuk artık 17 bunu hissediyor bunu ona yaşatmamak lazım. Bunu bilir o çocuk. Ama bu küçük yaştan geliyor. Bak şu ne yaptı gördün mü? Hata buradan başlıyor. Ya bırakın evet iyi örnek vermek güzel olabilir. Bak gördün mü? Şu da öyle yaptı, sen de öyle yap. Ama bu mukayesinin sınırı kaçtığı vakit ileride başka sorunlar yol açacak ve o çocuk serotonerjik nöronlarının aktive olduğu anda bile istediği mutluluğa ulaşamayacak. Çünkü aynı anda belki çok mutlu olduğu bir anda sizin ona verdiğiniz e, gereksiz tepki veya çocuğun beklemediği davranış onda ilişki yapacak beyninde ve o çocukta maalesef hep bu olay olduğu vakit. Acaba mı olayı? Bakın bir silsile başladı ve bu maalesef davranış kalıplarının bozulmasına bile sebep olabiliyor. Yani her birey kendinde nedir? Özeldir. Her bireyin mutlu olma ne diyelim eşiği demin serotoninle dopamine işte şuna buna bağladık ya ben de hep buna aynı örneği veriyorum. Belki nümerik şey kolay anlaşılsın diye veriyorum bu örneği. 50 ile 100 arası veya 0 ile 100 arasında bir skala verirsek buna örnek veriyorum. 50 ve üstü serotoninin fazlaysa 50'den 100 arasındaysa mutlu olursun. Belki ben de bu değer 40. Zaten biz bireysel tıp demiyor muyuz kişiye özel şey? Bakın bir örnek vereceğim. E, hatta siz tanırsınız. E, selam da söyleyeyim buradan. Kalus Şalcıoğlu. E, oyuncu. Ona biz bazen işte belli kulüplere gidip hani mindful Ya mindfulness demeyeyim ben o çocuklar şey Yani Bakın çocuklar bu böyle bu böyle gibi telkinlerde bulunuyoruz kendisiyle de. Hep çocuklara şunu soruyorum. Bir hedef var mı? Hepsinin hedefi ne biliyor musunuz? Transfer yapayım. Ya 16 yaşındaki çocuğun hedefi Transfer yapma olmamalı. Ne transferi? iyi bir transfer. Şimdi para futbol kadın. kulüpleriyle çalışıyor ha, ha. da yani, hocam. sporcularla şeyler. Evet. Genetik evet. bazlı ha, ha, e, tamam. antrenmanları, çalışmaları, hangi çocuğun e, hangi spor Eğitim. dalına evet, daha evet. uygun olduğu, eğer futbol özelinde konuşuyorsak hangisinin koşucu daha uzun e, süreli koşabileceği, hangisinin daha dayanıklı olduğu vesaire gibi şeylerin genetik temellerini ortaya çıkartıp ona göre bir e, antrenman programı Aynen, oluşturulmasını evet. sağlıyor. Türkiye'de bunu yapan var mı başka? <laughs> Vardır belki bilmiyorum. Bir Benim şey bildiğim değil. yok en azından. Varsa özür dilerim yapanlardan yok, yani ama bu... çıktı Ama onlar genelde paket programlar halinde giyiyorlar. Yani bilimsel açıdan ee, üstelik de yani çok da güzel bir kulüple de çok daha yakın çalışıyor. Evet. Onu da söyleyelim. Ee, güzel şeyler yani bunlar. İyi şeyler. inşallah tamam öyle bir <laughs> yani. evet. çok teşekkür ederim. Özür yani o, estağfurullah. Ya amacı diyorum ya 16 yaşındaki çocuğun amacı transfer olamaz. Ama niye annesi babası hep daha önceki programlarda da belki bahsettik sizle. Diyor ki işte amcama bakkal dükkanı açacağım, dayıma kamyon alacağım. Ya o çocuk top oynayabilir mi? Kendini oyuna verebilir mi? Çünkü adamın üstündeki stres haddinden fazla. Bakın biz diyoruz ya Messi Neymar filan büyük basketçi. Yani Nazım'ın şiiri var ya bu ülkenin toprakları biraz insanları biraz fazla hızlı e, büyütüyor. Büyük insanlık sekizinde işe gider, yirmisinde <laughs> <laughs> evlenir, kırkında ölür. Aynen. Değil, mutluluk tanımı onun tanımı değil yani amcasına dükkan açmak. Tabii. Tabii. E, tabii. Birisi tarif etmiş yani senin mutluluğun bu amcana dükkan açmak. Transfer var, Tam falan. ona bağlıyordum. Eğer siz o yaptığınız işten benim şöyle iş aş eş. Üçü güzel insan ben mutlu olacağını inanıyorum. İşini seveceksin, aşını seveceksin ki yemek yemeyi hepimiz seviyoruz. Eşini seveceksin ki evlisin zaten. Hani veya tabi ufak tabii bunlar tartışılır. Hani bu üçü dengede olursa tabi birçok faktör var onu söyleyeyim ama bence bir sıfır önde başlayabilir insanlar diye. Peki güzel. İyilik ee, iyilik yapmak, kanaatkar olmak, gibi iki tane kavramdan hareket etsek. Bunlar insanın o bahsettiğimiz anlamda mutluluk ama yani o en başta yanlış anlaşılan mutluluktan bahsetmiyorum. Dengeli, huzurlu ve bir bütün olarak yaşayabilmek için. Mesela iki adım olabilir mi? Ee, Deniz ya çok güzel sorular soruyorsun. Ben de hep bir önceki. Olur olur. Ya gerçekten benim de hani önerim senin Hani sorunu destekliyorum. Sadece hem hocam... Lütfen öyle yapalım. Acayip. Hiç bu konuda. Ya şey şöyle bir şey var. Tabii ki tıp e, en güzel sınırı, değil mi? Tıp ve bilim ki Bilim diyelim. Ya. Ama tıp bazen şimdi onu değerlendirirken bu toplumsal empozeler falan da acayip. Yani e, bilim bilimin başlattığı e, şeyi başka sonuçlara götürüyor. Çok soyut konuşmadan sonuç bir örnek vermek istiyorum hocam hani genetik evet, çok doğru, hormonlar onlar doğru. hepsi önemli ama bizim dışımızdaki dünya da şöyle belirliyor nasıl bilim bize sınır çiziyorsa bir tane çok isim vermiyim bir arkadaşımız e, bir major depresyon tanısıyla e, hastaneye yatmıştı teşhiste bağımlı kişilik bozukluğu. Biz çok şaşırdık. Yani bir aşk meşk durumuyla ilgiliydi. Ee, i̇şte eşinden ayrılma noktasına geldiğinde öyle bir depresyona girmiş ki hastanelik oldu aşkla ilgili. Biz işte o hastanede psikiyatrisle konuşurken dedik işte bağımlı kişilik bozukluğu dedi. Aa ya biz işte anlamadık falan filan. Dedi ki ya bize sorarsan dedi belki size de sorarsak. Toplumun dedi yüzde doksanı dedi hasta dedi. Bize bize bıraksanız teşhisi dedi. <laughs> biz dedi toplumun yüzde doksanına e, hasta teşhisi koyarız yani psikolojik psikiyatrik hasta teşhisi koyarız. yer olsa yüzde doksanını dedi yatırız. Ama dedi şuna bakıyoruz dedi bir hasta e, bu hastalığından rahatsız mı yani toplumla uyumunu Aynen. bozuyor mu iki bu hastalığın toplumdaki karşılığına bakıyoruz dedi. Sizin arkadaşınız dedi eşine bağımlı, aşkla bağımlı. Onu kaybedince bu bunda bir uyumsuzluğa yol açıyor ve toplumda bunun karşılığı yok. Ama dedi bize sorarsanız çok zengin iş adamlarının çoğu da dedi bağımlı kişilik bozukluğu yaşıyor. Yani işine bağımlı dedi. Ama dedi bu bağımlılık toplumda bir karşılığı, pozitif karşılığı var dedi. Yani başarı ve para. Onlar dedi bana sorarsan hasta hastanenin yatırılması lazım. Ama bu işine bağlılık öyle bir başarıya ve paraya yol açıyor ki toplum bunu alkışlıyor dedi. Yani hani mutluluk konuşuyoruz sınırları aslında gerçek sınırları bilim çiziyor. Ama galiba son kararı toplumdaki karşılık veriyor bu hastalıklarına. Öyle geliyor ki hani hastalığı alkışlıyor, takdir ediyor durumuna geliyoruz gibi. Hani demin anlattıklarımızdan Hemen bir şey yapayım. Bu arada bakın ben şimdi Bey'i tanıyorum epeydir. Deniz Bey'i ben çok rahat bir yetki gelişselme, çok rahat klinik bir vakaya çeviririm. Bir çok özelliğinizi anladım. elinizden alarak. Çok daha bak bir şey söyleyeyim mi hocam? Bu yapıldı. Yani e, hayır bana değil <laughs> bir deney olarak yapıldı. <laughs> tabii, tabii. E, hiçbir e, o anlamda psikolojik ya da ruhsal diyelim bozukluğu olmayan birisi e, bir gazeteci sadece deney için kendisini bir o e, kuruma institution diyorlar İngilizler. Akıl hastanesi mi demek lazım bilmiyorum hmm. rehabilitasyon merkezine gidiyor ve sadece normal yani bir teşhisle gidiyor daha doğrusu böyle bir teşhisi olduğu iddiasıyla. Ee, ve şey, e, normal gündelik hayatını yaşıyor. Yani ekstradan hiçbir e, tiyatro yok yani. O bozukluğa ilişkin bir takım e, şeyler göstermiyor. Normal hayatını yaşıyor ve e, taburcu etmiyorlar. <gülüyor> etmiyorlar. <gülüyor> Çok uzun süre orada kalıyor ve sonunda şey olduğuna inandıramıyor. E, sağlıklı bir birey olduğuna inandıramıyor. Ben, o Çok ilginç. Şimdi şeyden açayım. <laughs> demin anlattığım örneği. Biraz devam ettireyim. Şimdi ben bekliyorum eşiyle beraber gittik onu görüştürüyorlar beni görüştürmüyorlar. O bahçede de bazı işte ne diyelim toplumla uyumsuzlar diyelim hani. Ben de çok yaralayıcı bir sıfat kullanmak istemiyorum akıl hastanesi dedikleri yerde. Bahçeye bıraktıkları var, İşte onlar sürekli bir sigara istiyorlar. falan bu kadar söyleyebiliyor, değil mi? Zararlı ama hani zararlı olduğunu söyleyelim, zararlıdır, sigara zararlıdır evet. diyelim. Tabii. Zaten. Ondan sonra böyle ama salı verilmişler. Biz ziyaretçilerde bahçedeydik. Ondan sonra kantine geldik. Onlar da kantine dolaşıyor. Ben de benim yani ve o zaman hiç tanımıyorum. Kantinci dedi ki bir şey alacağım geçmiş olsun dedi, teşhis mi dedi. Dedim ki majör depresyon. Ben sanıyorum ki hani ziyaretine geldiğim hastayı sanıyor. O benim teşhisimi soruyormuş. Ha dedi çok dedi yatmazsın dedi bana. o kadar anlaşılmıyor. Tamam mı ben dışarı ziyaretçiyim ya. Ondan sonra pardon böyle. dedim. Tezgah var ya arada. Böyle eğilip baktı. Ayakkabılarıma baktı. Çünkü hastalar terlikli. Ha. Ziyaretçiler ayakkabılı. Fark bu kadar. Aslında Terbi, yani her Hepimiz ayakkabılı. Yani, <laughs> yani bir şey, birazcık çıkamayabiliriz. <laughs> ya, Çok normal. Tabii, evet. O iş adamlarını söyleyeyim hocamın şeyine. Bakın o işi onun elinden alırsanız işte onda evet o semptomlar o zaman başlayacak. O onun tedavisi. Sizi nasıl hasta ederim ben? Nasıl? Söyleyin. Bilemedim hocam siz söyleyin. İşi alarak mı? Hayır. Ha onu bilemem o kadar şey. Kitap okumasını engellersek. Eyvah. Siz evet bakın işte bu sizin terapiniz aslında. Siz bunun farkındasınız değilsiniz. Henisinin bir terapisi vardır. Bunu yaptığı sürece işte o işkoliklikleri ben eee sağ olsun hani bizim bu hatta sitede geldi Nezahat Hoca vardır. Rahat tabii Üsküdar Üniversitesi'nde. O mesela işkoliktir. 20 21 saat çalışır. Onun tedavisi odur. Kendisi psikiyatrist. Evet. Hocam peki bir şey daha anlatabilir miyim? Dağılıyor mu yani? Yok mu? Şimdi bak. hani iş koliğin, işin elinden almak rahatsızlık yaratır falan dedin. Yani bizim de meşhur filmimiz var Mandıra Fezor'da. <laughs> Sağ olsun yani insanlar seviyor. Bazıları etkileniyor. İzmir'de e, birisi geldi yanıma. Aa kafa da hafif güzel. Güzel diyebiliyoruz <laughs> Mutlu. Sebebini söylemiyorum. Kafası güzel. Mutlu. E, geldi. Dedi ki ben dedi senin dedi filmi seyrettim dedi çok etkilendim dedi. Senin dedi filmde dedi hani dedi tekne var ya dedi. Ha pardon. Önce şunu söyledi. Sen dedi beni tanımazsın dedi. Ben dedi İzmir'in dedi çok büyük dedi bir iş adamıydım dedi. Çok büyük servetim var dedi. Ben dedi filmi seyrettim çok etkilendim dedi. işi gücü bıraktım dedi. Senin filmde dedi tekne var ya dedi. Evet dedim, daha büyüğünü aldım dedi. <laughs> Hayırlı olsun dedim. Senin dedi filmde arazi var ya dedi. Daha güzelini aldım dedi. Senin filmde dedi kulübe var ya dedi. Daha <laughs> Abi büyük şey yaptım. villa yaptırdım oraya dedi. Gerçek bu. Bak kelimesi kelimesi. Daha büyük villayı yaptırdım dedi. Canım sonra dedim hayırlı olsun. Dedi sonra gittim dedi. Balık tutmaya başladım dedi. Sonra dedim, sonra çok sıkıldım geri döndüm. Şimdi ne yapmam lazım dedi. <gülüyor> <gülüyor> ben de dedim ki, öyle dedim. Madem zenginsiniz bedava söylemem, bir film parası vereyim çekerek anlatayım dedim. Ay <laughs> şeyden aklıma geldi. Siz dediniz yani, ya o işi elinden alırsak hasta ederiz diye. Hani hakikaten hatta belki zaten hastalar zaten da. Hasta hani... da terapisi iş Hah, terapisi iş hmm. terapisi okumak ya yani hepimizde var bu sorun. Bir de daha kelimesini sözlükten atmak gerekiyor. Daha. Nasıl? Evet ya. E, örneğin e, iş adamı daha neydi? Daha, öyle e, daha e, büyük bir tekne yaptı. Niye? Daha büyük bir tekne <laughs> yaptırıyorsun. İhtiyacın kadar. O zaman işte neye neye ihtiyacınızın olduğunu bilmek bilgi. Biz neye ihtiyacımız var? İhtiyacımızdan fazlasını gardıropları doldurduğumuzda, midemizi doldurduğumuzda bu bize zarar. Zihnimize zarar. Zihnimiz için de aynı şey söz konusu. İhtiyacımız ne? Bir daha iyi kaldırın. Bir de sorunuz çok tehlikeli de aslında. İyilik sorusu. İyi ve kötü kelimelerini de bir ortadan kaldıralım. Bu kadar yargı içeren. Ama şu, orada bak, bakın şunu ifade etmem lazım. İyi olmak ya da hani iyi kötü gibi bir özel şey. İyilik yapmak. İyilik yapmak. İşte iyilik yapmak. biz şöyle, şöyle söyleyelim onu peki tahsiye edelim. Ee, kendinden başka birisi için de bir şeyler yapmak. Şimdi orada Evet, kendinden başka birisi için bir şey yapmak çok değerli. Ama bunu iyilik ve kötülük olarak e, adlandırmayalım. E, Hindistan'da Amritsar diye bir şehri vardır. Orada Sih inancında insanların altın tapınak diye müthiş bir tapınakları vardır. Her gün 50-60 bin kişiye belki daha fazla yemek çıkar ücretsiz. 24 saat neredeyse bitmeyen bir ritüel vardır orada. E, nasıl çıkıyor yemekler? Belirli dönemlerde, belirli e, inanç o inanca sahip olanlar gidiyorlar, gönüllü çalışıyorlar oralarda. Ama çalışanlar da dediğiniz gibi e, belki bir doktor, belki bir iş adamı. Çünkü onlar başına sarık takan, sakallarını hiç kesmeyen kelle adamlar. Şimdi bir girdim mutfağa, e, o adamlar büyük bir huşu içinde soğan doğuruyorlar patates ayıklıyorlar, bulaşık yıkıyorlar. Ama yaptıkları iş tamamen meditasyon, kalpten yapıyorlar ki eminim çok zengin çünkü sihler Hindistan standartlarından, dünya standartlarından çok zengin insanlar. Aha dedim sağlıklı bir toplum böyle olur. Vakf ediyor kendisinden gönüllü olarak vakf ediyor. Çünkü e, birisine hani iyilik yapmak örneğin şimdi Afrika'daki çocuklar için para toplamak bu iyilik değil. Sorunu çözmüyor. Biz çoğu zaman iyilik yaptığımızı düşünerek iyiliği de bir sorun çözmeyi Tanrı'ya havale etmek gibi iyiliği de Aman ya ben işte verdim o çocuğa 50 lira. Halbuki o çocuğa verilen X lira o çocuk kötülük. Tabii. Klasik benzetmeyle balık tutmayı mı öğreteceğiz? Önüne balık mı koyacağız? Yani iyilik de bir bilgi işi, ee, tabii ki kötülük de bir bilgi işi ama her şeyin başında gerçekten bilinç, bilgi, farkındalık. Yani onu bir temeli oturttuktan sonrası idrak, ayırt edebilirlik. O zaman tüketim kültürümüz de değişecek. E, insanlara ve kendimize yaklaşımımız da e, değişecek. Eminim o iş adamı çok iyi yürekli bir iş adamı ama yerini bulamıyor bu hayatta çok arada e, kalmış etmiş. Acaba Hocam, iyilik ile paylaşımcılığı biz burada meç yapabilir miyiz yani birleştirebilir miyiz? Neden yani, olmasın? Hani dediğiniz gibi iyilik yapmak şey ama paylaşmak hani egoist olmamak. Ee, örnek veriyorum işte buraya yemek geldi ilk kendine ya bir ilk bir bak bakalım merkezde yemek var mı hep beraber bunu yiyebileceğiz mi gibi hani bu ona yemeğini vermek aslında iyilik yapmak değil belki siz kendinize kötülük yapıyorsunuz siz aç kalacaksınız doğa hani bazen vahşi hayvanları izliyoruz hı hı. Ee, daha canlıyken yemeye başlıyor ama o mücadelede bu, onun bir farkında değil o karnını doyuracak orada ve Birazdan başka rakipler gelecek o hava alacak ne kadar doyurursa o kadar güzel. İşte o iyilik bazen maksadını demin hocamın dediği gibi aşabiliyor aslında hem karşı tarafa zarar. Belki de kendisine de zarar yol açabiliyor. Bir kodlama yapıyoruz aslında. Ee, yani e, öyle bir iyi olduğuna inandırmak istiyoruz kendimiz yaptığımız eylemin. Ve beklentimizi karşılamayan bir süreç olduğunda onu kötü olarak e, adlandırmaya çok eğilimliyiz. Ee, ben ya abi, ben size anlıyorum doğru. ama denize de katılıyorum. Yani şöyle, hani tanımı değişebilir iyiliğinde ama toplumun tanımladığı anlamda iyi olmadan mutluluğu yakalamak mümkün değil diye düşünüyorum. Yani iyi, doğru dürüst bunların hepsinin tanımı tartışılabilir. Size katılıyorum yani o kenarda içerik bu... doldurulabilir, evet, farklılaşabilir. Evet ama... Bir takım ama Çünkü, sabitlerin bak, olması da gerekiyor mesela, sanki. Şimdi çok şey gibi geliyor özellikle gençlere iyi olun, doğru olun, dürüst olun ya sıkıcı yaşlılar toplanmış nutuk atıyorlar değil bak ben, ben de otura... giriyor muyum artık o şeye giriyorum tabii ki saçlarda gibi <laughs> yaşlarla. Hayır hay, bizden, bizden, e, küçük her genç bize bu e, iftira edeyim <laughs> İftira. Ya şu ama ya gerçekten Şimdi ya, hem yalan söyleyip hem mutlu olunmaz diye düşünüyorum. Çünkü kesinlikle, yalan söylemek, kesinlikle. çünkü bir kaygıyı, tedirginliği, Aynen. stresi ne zaman ortaya çıkacak çıkar mı? O anlamda yani hem kötü olup hem mutlu olmak ya sadece şey. geçici aynı kapitalizmin sunduğu gibi geçici bir mutluluk sunabilir sana yalan söylemek. Geçici bir mutluluk sunabilir e, kötü olmak hani. Tarifler tartışılır dememle beraber ama yani yalan söylemekle kötü olmakla mutluluk bir arada ve sürekli olmaz diye düşünüyorum. Hani o anlamda hmm. sordunsa katılıyorum size de katılıyorum tarifini tartışıyorum. Bir şey sorayım Korkut Hoca'ya evet. iyiliğin bir nörolojisi var mı? Şöyle yani bu e, duygu durumların birebir indirgemek zor ama iyilik yapmanın kattığı çok şey var. <laughs> Kortizolü düşürüyor stresi azaltıyor. Gene bu iyilik yaptığımız zaman kendimizi mutlu veya e, hedefe e, gelmiş hissettikten sonra vücudumuzda biraz daha bir gaba dediğimiz böyle biz biraz daha rahatlatıcı bir molekül vardır. Onun seviyesi gaba dediğimiz gaba gaba beyinde. Onun miktarı biraz daha artıyor ve bu da bizi biraz daha relax hale getiriyor. Gene unutmamak için sorayım şu az önce konuştuğumuz e, nöronlar arası iletişimi hızlandıran molekülün ismi neydi? BDNF BDNF e, beyin kökenli nörotropik faktör birçok fonksiyonu var. Nöronların e, kendini onarması bir kimyasalın e, biliyorsunuz sinir hücrelerinin e, şeyi hani tamam temasla etkileşenler de var ama ...bir kimyasal salgılıyorlar ötekini uyarması için. Bu geçişi hızlandırıyor. Ee, ve gerçekten de bizi biraz daha belki biraz daha genç, farklı, diri tutan, öğrenmemizi ilişkilendiren... ...ve yeni bağlantı oluşturan, yani gerçekten dehşet bir molekül. Güzel bir de bilgi vereyim. Hani sağ olun bu tarz programların böyle şeyleri de olabiliyor. Biz insanlara öğrendiğimizi veya uyguladığımızı aktarabiliyoruz. Ee, egzersiz yaptığımız sırada... Vücudun diğer organlarından sen, sentezlenen BDNF'in de e, beyin dokusuna geçtiği söyleniyor. Serotonin için bu tartışılıyor. Serotonin çok hızlı geçseydi o zaman biz egzersiz yaptıktan sonra çok mutlu olurduk. Yani gene çok mutlu oluyoruz ama endorfinler sayesinde ama BDNF'in yani egzersizin ama hep onu söylüyoruz. Millet işte oluyor kontrol içinde koşuyor. Hayır ilk bir hekime gidecek ilk bir kontrollerini yapacak Bakacak ki şeyi, onun kademesi var. Kademe kademe, yaş grubuna göre yapılacak şeyler var. O yüzden de hani BDNF gerçekten çok çok e, ne diyelim, e, çok önemli molekül. bir molekül. Tecih yararlı molekül. Şimdi artık sona doğru yaklaşıyoruz. Ee, bir 10 dakikamız kaldı. O 10 dakikada bu konuştuklarımızı bir toparlayalım. Bir de önerilerde bulunalım. Hı. izleyicilerimize yani dedim ben hani öyle listeler, e, kısa yollar, reçeteler yok burada. Bu bahsettiğimiz şeyler kısa kısa böyle liste halinde ifade edilse bile uygulamaları öyle reçete, hap, 3 günde, 5 günde, yani 10 günde 12 adım, 10 adımda 12 adım gidemezsiniz. 10 adımda 10 adım gidersiniz. Öyle bir kısa yol değil ama gene de e, buradan bir takım öneriler çıkartalım istiyorum ben. Ee, gene müftayı size açtırsın. Sırayı bozmayalım. Ben, ben şimdi şunu söyleyebilirim. Ben bana sorarsanız gerçek mutluluk bedavadır. Gerçekten. Bana katılmayanlar var olacaktır. Gerçek mutluluk bedavadır. Ama kapitalizm bunu satmanın yollarını arar ve bunu standartize eder, pazarlar, pompalar ve satar. Şimdi bazıları yapay mutluluktur... onu konuştuk ama. Yani e, ne, ne demek istiyorum? Tamam hani parayla mutluluk alınabilir mi? Diyelim ki ya çok büyük bir patron vardı, tavla partileriyle meşhurdu. Trilyonların olsun. Şimdi gelip bedava bir tavlada buluyorsun. Yani o tavlanın verdiği mutluluğu kaç trilyon satın alabiliyor? Anlatabiliyor muyum? Yani... Özel bir, bir, tavla değil değil mi hocam? Hayır özel, yani. bir, ben bir tavla değil parayla bağlantı böyle. kuruluyor ya parayla bak adamın trilyonları var çok ünlüydü söyleyeyim mi bilmiyorum hani çok ünlüydü kanalları vardı o kadar söyleyeyim <laughs> hani yazılıyor diye de ama gene tavla da mutlu oluyor ya ya tavla da ya bu tavlanın verdiği mutluluğu demek ki trilyonlarla satın alınamıyor yani bir yani çok trilyon olabilir? Bir kağıdı buruşturup senle yaptığımız e, maçın değeri kaç para, kaç liraya satın alabilirsin? Yani ya da hepimizin mutlu olduğu, en mutlu olduğu dönemde çocukluğumuz. Değil mi? Bütün sorumluluklardan, kaygılardan kurtulmak gerekiyor. Zaten bak para neyi satın alabiliyor biliyor musun? Hani kaygıları satın alabiliyor. Kaygıları yok etmeye satın alabiliyor. Para mutluluğu getirmiyor. Para kaygıyı alabilir. Ama mutluluğu satın alamaz. Hı hı. Ya para, para hangi kaygıyı alır? Gelecek kaygısı işte alır. Onu söylüyorum Kesinlikle. yani doğal ama, ama yeni bir kaygı getirir. Parayı bak, kaybetme bak kaygısı. Ama bu gelecek kaygısı, evet. bak temel ihtiyaçlar kaygısı da yine kapitalizm özgü kapitalizmin de yarattığı bir şey. Tabii. Ya yani atıyorum işte tarım toplumunda ya da şeyde abi bugün bile köylerde konut sorun diye bir şey var mı? Kira var mı? Bak en yoksul köyümüzde kira var mı? Yoksul diyor, yoksullar. E yok, konut sorunu yok ama en zengin şehrimizde konut sorunu var. Yani en yok, yani neyse çok uzatmayayım. Başka birkaç örnek vereyim çok uzatmadan. Şimdi diyorum ki iddiam neydi? Bedava ama gerçek mutluluk bedavadır ama kapitalizm bizi rahat bırakmaz, alır, onu satılabilir hale getirir. Bir araştırma yapılmış, şu an unuttum ama İngiltere'de. Diyor ki şeyi ölçmüşler. Eee yani mutlulukların parasal karşılığını İngiltere'de yapılmış ee, diyor ki e, dans etmek en çok mutlu eden Dolayısıyla herhalde işte hormon salgılanıyor dans ettiğinde o mutluluğun parasal karşılığı maaşına diyor 5000 e, pound zam ne kadar mutlu ediyorsa bir kerecik dans etmek, Aynı evet. oranda mutlu, aynı oranda hormon salgılatıyormuş. Bizim paramızla bugün 35 bin TL. Yani sen durup dururken dans ettiğinde salgıladığın hormonla maaşına ya da piyangodan çıkan 35 bin TL'nin verdiği mutluluk e, hormon seviyesi aynı. Ama bak bunu ne yapıyor şimdi? Bak normalde biz Şimdi diyelim bizim çocukluğumuzda 70'lerde, 80'lerde bir arkadaşın ritim tutar, sen ne dans edersin. <laughs> bunu bedavaya mutlu oluyordum. Şimdi kapitalizm bunu fark edince diyor ki dur bu böyle olmaz diyor. Dansik yapalım, bar yapalım, disco yapalım. Bunu paketleyelim, satılabilir bir hale getirelim. Halbuki yani seni mutlu eden şeyin özü bedava ama o bunu satıyor kapitalizm. İkinci bak dans etmek 35 bin TL. ikinci derecede yüzmeymiş. Ee, o da şey 2 bin pound 14 bin TL. Yüzüyorsun. Şimdi eskiden bedavaydı bu. İstanbul'un o günlerini gördüm 70-80'lerde. Hakikaten bir belediye plajları, halk plajları vardı. İşçi de olsan, işsiz de olsan, ne olursan ol. 2 lira verince bugünün parasıyla giriyordun, e, yüzüyordun. 14 bin liralık haz satın alıyordun hani ta, halbuki bedava ya da istediğin yerden giriyordun. Bugün ama 14 bin lira harcamak zorundasın çünkü üç tarafımız denizlerle çevrili ama giremiyoruz İstanbul'da. 500 kilometre öteye gidiyoruz 14 bin lira harcıyoruz artık ama aslında bedava çok uzatmayayım ya bence yani gerçekluk bedava şey pazarlayabilir o ayrı kapitalizm ama biz dönüp dolaşalım o bedava mutlulukları, gerçek mutlulukları keşfedelim. Ee, gerçek mutluluklar ya da mesela şu da vardı abi. Herkes hatırlasın abi. Konuşmak şu an yapı. Şehvetle konuşmak inan azının şişledi geçer. Abi hangi bak bütün herkes düşünsün herkes bir yerlere gitmiştir, kendini oraya gitmiştir, bunu yapmıştır, onu yapmıştır. Ya gerçek mutlu olduğun anlar hatırladığında ya sevgilinle yaşadığın bir an ya dostumla yaptığım bir sohbet ama diyor ki geçenlerde bir yerde duydum yani kapitalizm sohbeti bile satılabilir hale getirdi. O Amerika diyordu şimdi okuduğum duyduğum kaynak şu an hatırlamıyorum. Diyor ki mesela konuşma bedava bir şey hatırlamıyorum. TEDx'e örnek veriyordu. Diyor ki bak alıyor diyor konuşma. Bunu diyor standartize ediyor kurallarını koyuyor paketliyor satıyor. Hı, hı. Halbuki yani konuşmak değil mi? Bedava değil mi yani? kaka çok uzatmayayım. Bir şey daha getirdim de hatta e, dur. Şeyle ya çünkü yani mutluluk e, gözlük mü? Yok gözlükler değil. Nereye gitmiş? Dur. Neyse git. <laughs> Bulamadım. Katili Neyse. Neydi acaba? Ya şey şu şey var ya. Şu pıt pıt patlatılan bir ambalaj. Ya evet o ambalaj kağıdı. Abi Ama, mesela giriyorsun tabii büyük ki mutluluk. o şimdi, Abi bunun verdiği mutluluğu neyle alabilirsin? Ve bedava. Evet. Şimdi geliyor bir şeyle geliyor. Sarmışlar. Diyelim ki televizyonu sarmışlar. Televizyondan çok onu patlatmak bedava olan şey seni <laughs> mutlu edebiliyor. Yani. Evet. Çok hadi özür dilerim. Evet, evet, Bu arada hemen sizden de. Benden de dönüyorum. o zaman e, şöyle epikürle e, bitireyim. İşte e, bizim aslında kaygılarımızın e, çoğu ölüm korkusuyla tetikleniyor. E, ben varsam ölüm yok diyor Epikür. Ee, ölüm varsa ölüm var varsa ben yokum. Bu kadar basit. Yıllarca Zeki Müren'in sanmışlık lafı ondan duymuştuk çünkü ilk <laughs> 70'lerde, 80'lerde. <laughs> ee, evet. e, varız o zaman e, varsam bu bir gerçeklikse her gün kendimize belki şu soruyu sormalıyız. Bugün kendim için ne yaptım? Öncelik. Şimdi bu soruyu sormamızı e, kendimizi e, layık görmeyebiliyoruz. Çünkü işte öncelik sırasını hemen değiştirebiliyoruz. Ancak hiçbir şekilde değiştirmeden bunu kendimize hatırlatmamız gerekiyor. Bugün kendim için ne yapacağım ya da bugün kendim için ne yaptım? Gerisi zaten doğal hayatın içinde akıyor gidiyor ve belki de dünyaya hakim olmuş Sultan Süleyman'ın o dizisini dizesini söylemek lazım. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi yani sağlıklı aldığımız bir nefesin evrende, dünyada bir karşılığı yok. Dolayısıyla nefes alıyor muyuz? Var mıyız? Ne ölüm, ne başkaları kendimiz için bir şeyler yapabiliyor muyuz? Ancak kendimizi de dediğiniz gibi konuştuğumuz gibi bir karıncadan farklı görmemek, doğanın herhangi bir parçasından farklı e, görmemek daha çok şey söylenebilir ama o artık izleyicinin kendisine e, kalsın. Biz hı hı. vicdanım rahat. Çok teşekkür ederim. Bir iki cümle de Korkut Hocam'dan. Sabaha kadar anlatsak felsefe uzmanları farklı yorumlar, sosyologlar farklı, tıpçılar farklı, psikiyatristler farklı. herkesin bir şey vardır mutlulukla ilgili ama ben de hocalarıma katılıyorum. Sağlıklı olmak lazım. Sağlıklı olmak için elimizden geldiğince bütçemize uygun beslenme, ve egzersiz, egzersiz bedava. 100 lira bir ayakkabı alıyorsunuz. Belki daha ucuzsa onunla bile iş bitiyor. Bakın biyota çalışmalarında bile prebiyotik, probiyotikler alıyoruz. 2,5-3 hafta sonra kendisini gösteriyor. Biz hadi hemen egzersiz, yarın güye olacağız diye bir şart yok. Bu bir süreçtir. Ben okuyan, araştıran, çalışan, işini, aşını, eşini seven insanın e, er ya da geç mutluluğu bulacağına inanıyorum. Çok teşekkür ediyorum efendim. Yayınımıza katıldığınız için tamamladık böylelikle yayınımızı. Müfit Can Saçıntı, senarist yönetmen, Bora Ercan, yoga eğitmeni ve zihin günleri koordinatörü, doçent doktor Korkut Ulucan, genetik uzmanı, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi yanlış söylemeyeyim diye kağıda baktım hani özellikle title kısımlarını. Çok teşekkür ediyorum. Hakikaten çok keyifli bir sohbet oldu. Ben böyle yerde oturmayı çok seviyorum. Genelde de öyle yapıyorum. Neredeyse böyle sizleri dinliyorken şu koltuktan aşağıya doğru <laughs> şöyle kayıp şu sehpanın dibine diz çökecektim. Dizlerimin üzerine oturacaktım. O kadar keyif aldım. Çok sağ olun eksik sen olmayın. Sen Tabii en başta siz kıymetli izleyicilerimize ee, çok teşekkür ediyoruz. Sabır gösterip bizi izlediğiniz için. Ve özellikle de sosyal medyadan bizi destekleyen mesajlarınızı attığınız için çok çok sağ olun eksik olmayın. Bizden şimdilik bu kadar. Cuma günü inşallah saat 21'de yeniden gündem özelde karşınızda olmak umuduyla. Hepinize iyi akşamlar, iyi bir hafta diliyoruz efendim. Hoşçakalın.